GTA 5 Gerçek Hayat önceki bölümde yaşananlar. Evet. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum ya? Derdin mi bizle? Niko nerede? Niko nerede? Burada mı? Görebilir miyim Niko'yu? Burada mı? Seymi, sana son sözüm buydu. Pırını pırtını topla s**t git. Hadi gidiyoruz beşler. Toparlanın. Oğlum Niko'dan ses yok mu? Niko'yu görebilir miyim? Alo? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz aksiyonlar yavaştan başladı. Heyecan dorukları yükseliyor gittikçe. Siz de aşağıdan video gibi beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Vallahi bakın her bölümde bu şarkı olaylarına başladık mesela. Hoşunuza gitti mi? Yorumlarda mutlaka belirtin bunu. Hem bu şarkı olayları hem her bölümde 20-30 kişi görev alıyor. Gerçekten çok büyük emek veriyoruz arkadaşlar. O yüzden like'ları, yorumları bize çok görmezseniz seviniriz gerçekten. Şimdi hadi bölüme geçelim. Ya ya sen dur bekle. Lore nereye gitti? Umarım görmemiştir olanları. Dur. Şimdi ben arayacağım onu zaten. Alo. Alo Haydar. Alo efendim abi. Hemen konum atıyorum. Çok hızlı bir şekilde buraya gel. Çok hızlı. Tamam tamam at abi. Hadi atıyorum. Geliyorum. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Şimdi şuna konum at. Heh, tamam. Sen de gel bakayım buraya be. Şerefsiz. Bekle bekle. Senden daha çok laf alacağız biz. Şu arabanın bir bagajını aç hemen. Lore orada mı acaba ya? Umarım görmemiştir. Heh. Haydar Haydar gel 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 çabuk buraya gel. Abi bu ne? Gel dur dur anlatacağım onu anlatacağım bekle. Sen şey yapsana şu G kasayı çalacağız. Şu G kasayı alacağız. Şu G kasayı hemen bir kenara çek bir şey yap. Dur bekle bir abi arabayı ayarlayayım dur. Allah Allah. Dur bekle anlatacağım her şeyi dur bekle. Tamam abi dur dur. İnsanlar var etrafta abi koy hemen onu. Hallediyorum hallediyorum. Bir dakika abi şu megafondan ben bir şey geçeyim dur. Tabii o polis olayı var ya bir şey yok ya. Allah Allah burada adam suç işlemiş polis gelmiş bir şey yok bir şey yok. Şimdi sen şöyle şu olay yerinden uzaklaşalım. Sen şu gir bakayım şöyle bir bagaja. Heh sen burada kal. Ben ne yapayım abi bunu? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen polis arabasını burada bırakabilir misin? Bir dakika kilitleyeyim bırakırım. Tamam sen bizimkilerin hepsine haber ver. Ejder abinin dükkanının orada toplansınlar. Ejder abinin dükkana götür onu da. Tamam arıyorum hemen. Ya da şey mi halletsek ya? Dur bakayım bu adamı önce bir gemiye mi bıraksak? Abi bence şehrin içinde dolaşmayalım cesetle bagajda. Bırakalım nereye bırakacak? Ceset değil hemen. Ceset değil oğlum yaşıyor ölmedi. Ceset değil mi? Hayır lan yaşıyor adam. Tamam abi çabuk götürelim o zaman gel. Tamam bekle geliyorum bekle. Haydar beni duyuyor musun? Duyuyorum abi. Sen bizimkilere haber versene. Hepsi şeyde Ejder abinin dükkanında olsunlar. Tamamdır haber veriyorum hemen. Nasıl güzel mi G-Kasa? Çok güzeldi abi. Dur anlatacağım. Anlatacağım anlatacağım. Çok fena olaylar oldu oğlum. Anlatacağım. Kaldı, elim ayağıma karıştı. Bekle anlatacağım. Sen oradan gelirken Lori'yi görmedin değil mi hiç sağda solda? Hayır görmedim. Heh, tamam. O da mı vardı? Dur anlatacağım. Her karışık olaylar biraz. Anlatacağım. Tamam tamam. Olaylar biraz karışık. Allah lan oğlum sağ solu indirdim yemin ediyorum. Aha bizimkiler burada lan. Yavaş abi yavaş. Sebo Sebo. Sebo aşağı in çabuk gel. Acil gelin acil gelin aşağı gelin. Gel. Direkt gelin direkt gelin. Dur lan şunu bagajını açmayı unuttum. Geldik. Yüklenin abi be. Şimdi size şöyle bir eleman getirdim. Siz şunu şuradan bir alın. Bir dakika bagajı açamadım. Bayram hediyesi mi bu? Bayram hediyesi diyelim. Aynen öyle. Birazcık. Heh. Şu alın o yapışağı oradan. Lan bu ne? Oğlum bir tane yetmiyor dedim. Sebo bir tane işkence edeceğin adam yetmez dedim ya. Benim Sebo'm iki kişiye dinletsin dedim ya Ejder şarkılarını. İyi düşünmüşsün. İyi düşünmemişim. Ölmüş mü bu? Yo yo ölü değil ölü değil. Bu kendine gelir ya. Birazcık sapladım da halleder ya bizim doktor onu. Gayet canlı ya. Aynen aynen. Siz şimdi onu bir şu gemiye bir atalım. Şimdi İlyas. İlyas bir gelsene. İlyas şimdi olaylar birazcık karışık. Anlatacağım zaten özet geçeceğim. Önce bir bizimkilerin yanına gitmem lazım. Onları anlatacağım. Olaylar birazcık çırkından çıktı diyelim. Bizim adama ihtiyacımız var. Hem de böyle bir iyi adamlara, sağlam adamlara ihtiyacımız var. Onlara bütün gerekli motorları, gerekli arabaları vesaire silahları da biz sağlayacağız. Adamları böyle hiç şeye de gerek yok. Bizim Vito'lardan birini olmadı alırsın sen de. Sen de şimdi bizle beraber gel. Bizim Vito'lardan bir tanesini al. Adamları Vito'ya doldur getir olur mu? Sen toplar mısın bu adamları? Tamam. Ya ben zaten birkaç kişiye haber salmıştım. Onlar bana dönüş yapacaklardı. Biraz daha hızlandırırım tamam. Ben. Tamamdır anlaştık. Ben şimdi bizim böyle bir ekibe artık böyle bir çete kuralım diyorum tamam mı? Çünkü artık işlerin gerçekten cırkı çıktı. Olaylar da çok başka yerlere gidecek. Belli. Güzel bir çete kuracağız. Bir de aklımda bir şeyler var. Anlatırım onları da. Adamların yeri vesaire de olacak. Hem para kazanacağız hem güzel paralar kazanacağız. Hem de bu yavşak herifin sonunu getireceğiz. İnşallah eyvallah getiririz. Tamam. Abi arabayı alıp geliyorum ben. GPS açıktı arabanın. La şeyi mi? Polis arabasını mı? Boşta kalmasın aynen boşta kalmasın. Tamam tamam tamam. Ya hemen sen fırla geliyorum. O zaman. Tamam. Yakın zaten. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Şimdi bu adamın yanında kim var? Lan! Şşt! Puş herif sen ne yapıyorsun? Polis gelmiş eyvallah. Nasıl gidiyor iyi misin? İyiyim iyiyim şimdi dost geldi. Ben ona bir yüzüne sıçayım mı? Kalksana. Sen onu tanıyor musun? Bir baksana ona bir. Bakayım. Sen tanıyor musun onu bir yerden? Bir bak bakayım ona bir. Bakayım. Kim o biliyor musun? Ne bileyim. Lori'nin yakın koruması. Vay vay. Götünden tanımam ama şunun bir yüzünü. Bak şöyle yüzüne. Ben... Tanırsın ya. Aa göt. Tanımadın mı oğlum? Tanıyorum ben bunu ya. Tamam siz şimdi burada bekleyin. Bu piş gitti benim patrona şikayet etti. İspiyonladı bu.
Şak. Sebo sen burada bekle, ben tekrardan geleceğim, tamam mı? Tamam, çok bırakma ya bunlarla beni lütfen. Oğlum oyna işte lan, dinlet sabaha kadar ajları şimdi. Alın bunu. Sabaha kadar dinlet bunları ajları ya. Lan geç içeri. Ama dinletmesin. Sen rahat ol. Zaten şimdi bir ton adam falan toplayacağız Sebo. Olaylar karışık. Sana da anlatacağım. Çözeceğiz, bir şeyler yapacağız. Sen ben şimdi bekliyorum. Kal bunların arası. Başında. Tamamdır. Aa, polis geldi. İlyas, polis geldi. Sen gel polis bey. Ya gerizekalı sus. Bizim adam o ya. Şunu da bağırtırma Sebo. Gir içeri gir. Alparslan'a. İlyas değil, karıştırıyorsun. Ne? Ben Alparslan. Aa Alparslan. Dur İlyas diğeri miydi ya? Evet. O şey, o nereye gitti? Ya onun bu bizim içerideki yakışıklıya biraz eğlenirken bileğini kesti, hastaneye gitti. Şaka yapıyorsun acil, Allah'ım acil ya. Acil bir şey yok ama ya. Ha iyi tamam, iyi bakalım. Haydar şimdi hep efendim, beraber Ejderha abinin dükkanı. Bizimkilere haber verdin mi? Verdim de ben hangi arabayı alayım? Ne yapayım, sen polis arabasını al. Alparslan sen de G kasayı alsana. Tamam. Ben mesai çıkışı vereyim o zaman telsizden de. Sen ver sıkıntı bütün olayları olmasın. Anlatmam lazım. Haydar olaylar yeni efendim başlıyor. Abi. Başlayalım abi, ne gerekiyorsa. Olaylar başlıyor Haydar. Artık, çok fena sıkıntılar var. Çıktı. Ama merak çıktı. Etme manyak planlarım var. Vallahi. İnanılmaz planlarım var oğlum. Anlatacağım şimdi hepsini. Haydar sana önden şunu söyleyeyim. Hani ben bugün normalde Lori ile görüşecektim ya. Evet. Ben bugün Lori ile falan görüşmedim. Ben görüştüm de aslında Lori ile görüşmeye gitmedim. Onu fark ettim birazcık. Adam öldürmüşsün abi. Şey pardon, yaralamışsın. Yo onu Lori ile görüşürken yaptım ama dur bakayım anlatacağım. Bekle. Ne? Anlatacağım. Oha her şeyi anlatacağım. Ya. Her şeyi anlatacağım. Öldürmedim oğlum ya. Tamam. Ben Maya, ben öyle bir insan mıyım? Ben öyle bir insan mıyım? Ben adama böyle çat diye çıkarıp bıçağı sokacak mı insan? Bir anda öyle bir adam görünce ya. Yo yo dur anlatacağım. Olaylar karışık. Birazcık sıçmış da olabiliriz ya da iyi de oldu. Bak bu adam Lori'nin yakın koruması olan adam var ya. O mu bu? He o işte. Çok iyi. O aynen oğlum, hem Lori hakkında çok güzel abi. Bilgiler alırız. Hem de bu adam hakkında da çok güzel bilgiler alacağız bu adamdan. Onlar bizden can alırsa biz de onlardan alırız gerekirse abi. Bu işler böyle. Bakacağız dur. Şimdi bu adamların ben derdini vesaire de öğrendim bu arada. Sen bekle nasıl dur. Konuşacağız. Oy bu ne lan bütün. Lan siz evi boşalttınız mı? Evet boşalttık ya. Ana. Tabak karşı boşalttık alacaklar. Son kez göremedim lan. Bütün arabaları falan getirmişsiniz lan, süper. Tamam iyi oldu. Tamam şimdi. Şu kim la? Tanıyor musun ben bunu bir yerden? Birader sen kimsin burada. Hayırdır? Şşt, lan. Kim la bu? Kardeş uzaklaşsana sen burada. Her dükkanın önünde mi içiyorsun böyle? Birader bir geri etsene sen. Sana diyorum lan. Neyse o Allah gider herhalde. Allah Allah. Tamam o sabaha kadar yatar orada. Sabaha kadar yatsın, ondan sonra artık nereye gidiyorsa. Aha Elif abla da gelmiş. Selamun aleyküm. Öyle dedim bacım işte. Aleyküm selam. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Oy hoş bulduk. Dayı doktor falan neredeler ya? Ya Muzaffer çok rahatsız evde. Nasıl ne oldu? Ne oldu dayıma? Çorba falan yaptın. Cırcır mı olmuş? Allah kahretsin. Bacalarından akıda gitti falan. Doktor nerede? Doktor valla bilmiyorum. Lepistesi mi ölmüş? Lepistesine bir şey dedi de anlamadım. Bakmaya gitti. Allah, annesinin evinde o zaman o da. Evet. Tamam. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Siz nerelerdeydin Sarbi'den ya? Hiç haber mi bayram Ya şimdi nereden başlasam? Birincisi ben bugün normalde Lori ile görüşmeye gidiyordum ya. O olay tamamen yalandı. Ben dün bir telefon aldım. Bu arada bana kızmayın lütfen. Çünkü gerçekten ben de ne yapacağımı bilemedim. Oğlum tabii tamam da yalnız başımıza iş yapacaksak benim ne işim var burada? Tabii bir dakika abi anlatacağım. Çözdüm. Aa bak sapasağlamım, buradayım. Her şey kontrol altında. Güzel haberlerim de var daha zaten size. Şimdi bu Alexander Yaşay'la ben görüştüm. Görüştün mü? Nasıl ya? Ya dün... Abi delirdin ya. Dün aradı beni. Bu şey o sırasında. Tam Lori dükkandan çıkıyordu ya şeyde. Restorandan çıkıyordu ya. Tam bize o sıra telefon çaldı. Bize neden haber vermedin? Bir dakika anlatacağım. Anlatıyorum. Ondan sonra dedi ki yarın saat 12'de tek başına silah adamsız, polise haber vermeden eğer dedi yanında tek bir insan bile görürsem Niko ölür. Ben böyle bir risk almak istemedim. Yani Niko abi anladın mı? 7 yaşında çocuk yani. Ben böyle bir risk almak istemedim. Sonunda ne olursa olsun gerekirse orada takas mı yapacaklar artık? Ben zaten şunu anladım. Dertleri Niko'yla değil. Dertleri benimle belli ki. Beni çağırdıklarına göre. Neyse ben gittim abi. Bu sabah o yüzden farklı arabayla gittim. Gidip de Lori'yi tavlamak için farklı arabayla gitmedim yani. Of gittim neyse. Adamlar 10-15 arabayla 10-15 kişiyle beni karşıladılar sağ olsun. Herif yaşak herifin teki ve nedenmiş biliyor musunuz derdi? Yani nasıl? Ne abi? Şimdi şok olacaksınız biliyorum çünkü ben de şok oldum. Derdi hem Feyzullah'la alakalı hem de Kenji ile alakalı. Herif Kenji mi? Herif Kenji ne alaka ya? Herif Kenji'nin yakın arkadaşıymış. Hayda. O olaylardan beri zaten bizi bir gözetliyormuş, bir tutukmuş ama bizim adresimizi bulamamış. Sonra Feyzullah yaşağı bu adamı buluyor. Diyor ki böyle benim başımda bir dert var. Ben bu adamlara böyle eziyetler çektirdim. Bu adamları şehirde istemiyorum. Ben o şehirde yaşayacağım. Feyzullah Yavşak gidiyor bizim adresimizi, bütün bilgilerimizi vesaire veriyor bu adama.
Şimdi bu adamın da bizden istediği tek bir şey var Niko karşılığında. Şehirden gitmek. Olmaz abi. Tabii ki olmaz böyle bir şey. Buradan pılınızı pırtınızı her şeyinizi alıp gideceksiniz başka bir ülkeye. Şehirde de değil hatta. Tamamen başka bir ülkeye gideceksiniz. Artık Türkiye'ye mi dönüyorsunuz vesaire bilmiyorum dedi. Başka bir yere gideceksiniz. Zor abi, o işi geçecek zaten. Sonra zaten benim planlarım var, onu da anlatacağım. Niko'yu da şöyle dedi. Siz havaalanında her şeyinizi hazırlamış şekilde uçağın kalkışına bir saat kala bekliyorken Niko'yu getireceğiz, size teslim edeceğiz dedi. Oldu Ejder ya. Ejder abi, bunlar kafayı yemiş hem ya. Hem Niko'yu kaçırıyor hem de adamın lafını dinleyeceğiz, öyle mi? Ya herif de uyuzun teki yemin ederim. Fehmi! Fehmi! Diye sağa sola uyuz konuşuyor. Tripler bir gör, herife gıcık oldum ya. Halledeceğiz. Her şey kontrol altında. Sonra bir olay daha oldu bugün. Ufak bir olay ama o kadar çok şey değil. Ufak bir olay. O kadar da şey yapmayalım. Söyle ne bak yedin yine. Lori ile görüştüm. Lori aradı beni işte çıktıktan sonra. Lori garibim kız da diyor ki işte ev boş, anlamadım, o yüzden çıkabilirim bugün, kaçarım. Babamlar adamlar bir yere gitti. Acaba nereye gitti bu adamlar? Acaba. Yazık garibim, kızın da hiçbir şeyden haberi yok. Neyse, Lori ile görüştük vesaire, her şey on numara. Güzel haber şu ki Lori'yi kendime aşık ettim sayılır. Lori bence gayet de şu an benden hoşlanmaya başladı. Bu kadar kısa sürede. Tonga'ya biz düşmeyelim bak, dikkat et. Nasıl yani? Bu işler sakat işler ama biz de onlardan sakatız. Ejder abi öyle düşün. Ya öyle de oğlum. Ne Tonga'sı abi? Lori'nin plan olabileceğini falan mı düşünüyorsun? Vallahi bilemedim. Yok. Ben hiç zannetmiyorum ya. Lori'yi biz aradık bulduk ettik yani. O kadar da değildir abi. Eğer o kadarsa da helal olsun yani. Saygı duyalım adama. Gerçi öyle düşününce doğru. Yok. Kızı biz bulduk sonuçta. Neyse, Lori çok iyi bir kız. İnanılmaz iyi bir kız gerçekten. Böyle hiç babasıyla alakası yok. Her şey on numara. Her şey plan akışında devam ediyor. Sonra bir de işte bir kötü bir olay oldu. Aslında çok da kötü sayılmaz. Bir yandan da bir açıdan da iyi. Biz Lori ile oturuyorken, bu Lori'nin yakın koruması var ya. Biz oturuyorduk şimdi Lori ile. Sonra bu yakın koruması vardı ya abi, siz o gün tartıştığınız herif. O geldi. G kasa almış bir tane hemen şeyden. Babasının oradan. O geldi bizi bastı işte. Lori garibim. Ya çok iyi kız ya. Çok niyetli kız vallahi. Çok masum. Eli ayağına dolaştı. Hemen kaçtı. Dedim sen git şu yan sokağa. Adam benim üzerime doğru yürüdü. Seni bir daha etrafında görmeyeceğim mi falan mı filan mı derken. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Adama sapladım bir tane. Bagaja attım. Şu anda bizim de rehineyenin yanında. Diğer rehineyenin. Bagajda mı getirdin adama? Yan koltuğa oturtup kemerini mi bağlasaydım? Canlı mı lan? Ne bileyim, atsaydım bir yere. Hayır canım, adam rehin mis gibi. Hem Lori hakkında mis gibi bütün bilgileri ediniriz, hem adam hakkında. Bu adam şimdi daha da kıdemli bunların yanında. Gemide gemiye götürdük. Gemiye attık. Ben dükkana poligona koyalım diyecektim de. Yo şey yaptık. Evet, atış Sebo'nun yanına attık. Sen Sebo nerede diye hiç sormuyorsun. Sebo adamların başında. Ne? Valla Sebo adamların başında. İki rehinin başında şu an Sebo var. Hayatınız polim oldu lan. Bana da diyor ki abi diyor, biraz hava alıyorum diyor. Öyle mi diyor sana? Mesaja bak. Bay şerefsiz. Görüşürüz diyor. Bay yavşak ya. Ben gittim, Ajder dinletiyordu hala adama. Manyak. Bir şey diyeyim mi? Bence kendisi dinliyor ha. Aynen. Kendisi dinliyor. Adamlara işkence yapıyorum bahanesiyle de bize işte şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar, olay Niko'dan çıkmış durumda. Niko'yu bu adamlara bırakmayacağız. Öncelikle ufak bir plan yapıp Niko'yu ellerinden bir şekilde alacağız. Bu adamları da sağ bırakmayacağız değil mi abi? Tabii ki de bırakmayacağız oğlum. Adamların derdi bizle. Tamam. Bak, önce bu adamları ortadan kaldıracağız. Sonra da sıra Feyzullah'ta zaten. Feyzullah yavşana bakar mısın ya? Utanmadan neyimiz var neyimiz yok zaten almışsın. Bir de neymiş? Beyefendi gelecekmiş, burada yaşayacakmış. Biz başka ülkeye gidecekmişiz. Bak aklı da gidiyor bir yandan ha. Biz buradayken burada rahat rahat yaşayamayacağı... Oğlum biz buradayken rahat rahat burada yaşayamayacağının farkında herif. Neyse. Bir öncelikle Niko'yu kurtaracağız. Ufak bir planla ben Niko'yu alabileceğimizi düşünüyorum. Onun dışında bizim derdimiz zaten artık bu adamla. Niko'yu bir şekilde kurtarırız ama bu herifler bize rahat bırakmaz. Biz bunları bitirmedikçe. O yüzden biz bunları bitireceğiz. Benim şimdi planımı anlatıyorum. Hazır mısınız? Evet, anlat. Biz ne yaptık abi? Bu Bella Lojistiği falan da sattık. Bu poligon dışında bir gelir kaynağımıza da bakıldı, yok artık. Ne yapacağız biliyor musunuz? Var. Neyi var? Birikimimiz var. Silahlar var işte. Ya aynen, onlar var da işte bizim bir yandan da bir ele tutulur bir işle de uğraşmamız lazım ki. Aynen. Yani bir yandan da bir para gelsin. Çünkü çok para gidecek bu işlere. Şimdi ben şöyle düşündüm. Çete kuruyoruz. Şimdi ama şey düşünmeyin yani, böyle gidip de serseri bir çete olmayacağız yani. Biz sadece böyle ailemizin sorunlarını halledecek, bu tarz büyük mafyalarla başa çıkabileceğimiz bir çetemiz
yüzün olması gerekiyor artık. Buna da şöyle bir güzel bir isim bulalım. Ailemizle alakalı, böyle aileyle alakalı. Böyle güzel bir logo yaptıralım vesaire. Tamam mı? Bu çeteyi kurduktan sonra da zaten şeyleri Alparslan'la da konuştuk. Alparslan da bayağı adam vesaire toplayacak. Aynen. Adamlar gelecek. Sonra bunu adamların kalacak yerlere sıkıntı olacak. Hem biz de evi sattık. Haydar'ım benim falan kalacak yerimiz yok. Hani tamam dükkanda kalırız. Ejder abi sende kalırız. Elif abla da kalırız da. Yine de böyle bir kalacak yerimiz olsa daha iyi olur. Hem kalacak yerimiz olsun dedim. Hem bu çetelerin, bu çete üyelerinin kalacağı yer olsun dedim. Hem de bütün plan, program yani bu çetenin ana üssü olacak yer olsun dedim. Mekanik açıyoruz. Nasıl? Neyi açıyoruz? Bir dakika. Bir ne mekanik mi? Mekanik açıyoruz. O ne be? Çok iyi. Abla araba tamir dükkanı gibi düşün. Peki ben bir şey diyeyim mi? Söyle. Ya bizim Mahir abi var. Şurada hemen arada. Yarım saat önce buradaydı. Elif bacım da buradaydı. Çay içtik beraber. Şu hemen kim köşede mi? Depo var. Bizim kim Mahir mi? Abi var hemen. Benim dükkanın yanında. Hatta gel göstereyim mi? Neyi anlamadım ben ya. Mekaniğe uyacak bir yer mi var? Vallahi bilmiyorum. Orayı sigara vereceğiz. Gel bak. Ha bir şey daha söylemeyi unuttum. Bu adam şimdi G kasayla geldi burada beni. Burada. İşte bizi basmaya. Ben de madem G kasa gelmiş hayır demedim. Nasıl? Güzel aş. Bunu şey yapmamız lazım. Haydar senin bakayım var mıdır böyle bir bildiğin yerler böyle? Bunu bir okutmamız lazım. Bunu elimizden çıkaralım. Kullanamayız ha. Aynen ya işte bunu elimizden çıkaralım okutalım. Para yapalım ya. Elimize şöyle güzel para ya geçmiş olur. Şimdi bu arabanın sıfırı ne kadardı? 10 milyon falandı. Şöyle bir 6-7 milyon koparsak bunu verip mis gibi oğlum kar kardır ya. Gidip halledelim şu işleri halledip. Aynen aynen kar kardır. Ejder abi senin bu dediğin yer nere? Şey yapalım Haydar. Bunun şasayı masayı bir sildirip alakatı yapmayacağım ne yapalım anladın sen beni. Anladım abi anladım. O elemanlar yapıyor. Kasabada var bir tane. Gideriz ben. Valla Fehmi abi. Şuraya bak gel. Neresi ya? Bizim Mahir abinin mekan bura. Burası mı? Buraya. Bir şey söyleyeceğim. Çok büyük lan. Bence abi güzel. Bunu açarız bir de organize vallahi sanayi diye geçiyor. Vallahi uyar. Buraya. İnanılmaz uyar. Oy burayı boydan boya veriyor değil mi? Veriyor veriyor direkt. Hatta ya yarım saat önce geleydiniz. Yanımda dükkanda çay içtik diye uğurladım. Çok 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 iyi. Çok iyi. O abi bir de bir şey diyeceğim. Silah dükkanıyla hemen yan yana olmuş olur. İşte peki, bir şey olursa hemen dandan. Peki bir şey diyeceğim. Bunu kime yaptıracaksınız? Ya. Ay bence bak benim hayalimde bir tane var şimdi böyle güzel bir yer. İsim olarak da Family Bond nasıl? Aile bağları. Aa çok güzel. Bak bir de şöyle bir logo düşünün. Kuru kafa var tamam mı? Böyle silahlar milahlar ama melek kanadı ve melek tacı da var. Of. Anladın mı? Doğru. Kötü bir çete de değiliz. Melek tacı varsa ben varım. Anlaştık. Bak böyle de bir logo yaptırırız. Böyle bir logo hayal ettim. Sonra gider arabalar vesaire alırız. Bu arabalara falan da bunları koyarız. Abi sana şeyi soracağım. Bana lütfen de ki burayı da veriyor. Şu şey mi? Yan taraf harabeyi mi? Bu harabeyi aynen. Aynen bura ofisi zaten burayı veriyor. Tamam veriyor mu? Çok veriyor veriyor bura bizim. Çok iyi çok iyi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak şu binayı komple mekanik yapıyoruz. Burayı da yıktırıyoruz. Zaten burası metal değil mi? Hurda gibi bir yer. Aynen aynen. Burada burayı, baraka bak, ya. Bak burayı da yıktırıyoruz. Hem önümüz alanımız geniş olmuş olsun. Buraya da araba yıkama getiriyoruz. Oo. Aa, çok mantıklı. Mis gibi. Vallahi çok güzel olur. Tamam o zaman şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ejder abi biz beraber bir şu şeye gidelim. Şu herifi bir konuşturalım. Yeni iş elemanı. Belki tamam uyanmıştır ona bir bakalım. Alparslan sen de şu adamlara bir baksana. Şu adamları bir tamam getir. Bizim vitolardan bir tanesini al. Tamam. O adamlara doldur getir. O adamlarla da bir tanışalım bakalım. Okeydir. Tamam. Hadi o zaman. Tamam. Fırlayalım. Şu arabaları halledelim. O arada Haydar sende bu geyin numarası var mı ya? Var abi ya. Neden var Haydar? Geyi ben kullanayım bana ha verdi ya konuş diye. Abla gey dursun burada. Çalıntı araba. Abi o aynen onu ellemeyelim. Tam parçalatacağız da. Bu gizli kalsın şu an. Ya bak şu şeye koysana. Konteynerin yanına. Şimdi Alparslan bak vitolar burada. Bunlardan bir tanesini al götür. Adamları getir buraya. Ama şimdi şöyle yapmanı istiyorum. Bu adamları buraya getirdikten sonra bu iki vitoyu ve şu G kasayı sana güvenebilir miyim? Tabii ki de. Tabii o zaman bu hem bu iki vitoyu hem de bu G kasayı elimizden çıkar tamam mı? Vitoları da tamam yeni aldık biliyorum evet. Ama benim aklımda daha güzel planlar var. Ben geçenlerde bir araba gördüm. Onu şey yapacağız çözeceğiz. Hem bu iki vitoyu hem de şu G kasayı da bir yandan elimizden çıkar. Bu tamam vitolara ne kadar almıştık lan Haydar? Abi 3 milyona mı aldık? Evet 3'e verdik galiba. Galiba öyle bir şey. 2 tanesini 5 milyona ver. Şu G kasayı da 7 milyon civarına versen bence okeydir. 12 milyona ver gitsin. Okey. Tamam. Senin rahat olsun ben hallederim onları. Tamamdır eyvallah. Ejder abi hadi biz de bir gidelim şu adamın yanına. Hadi ben de geleceğim. Sen de mi geleceksin? Evet. Hadi gel hadi. Hadi büyümüş de bizimle şey yapmaya gelecek. Bir şey ablama bak hele. Benim arabayla mı gelsin? şöyle yapalım. Bu Ferrari dursa mı acaba burada? Nasıl yapsak? Ben kullanırım. Ha dur abla gel buraya. Eski yarışayım biliyorsun. Aha doğru unutmuşum. Bak, Ferrari kalsın. Abla tamam dur. Motoru bağırtma. Şey yapalım ya. Şu Rafet abinin arabayla gidelim hadi. Gel sen direkt sen gitsene ya. Hadi tamam atlıyorum. Haydar sen de atla gel. Tamamdır. Bana o arada şu şeyin cep numarasını
versene Aydar. Veriyorum. Gel sen de buraya. Tek arabaya gidelim gel. Şu gain numarası verdim lazım. Verdim abi ya. Bence şimdi bu adamı konuşturmak diğerinden daha zor olacak. Bu herif şimdi düşünsene ya. Kızını emanet etmiş bu herife. Diğerinin şeydi, olayda bir haberi de yoktu hatta. Diğeri tamamen piyon gibi, aynen, bir şeydi. Bu herifin her şeyden haberi vardır abi. Her şeyden. Bunun ağzından senin güzel laflar almamız lazım. Çarptınız değil mi? Aldınız. Bütünleşimi koparttınız değil mi? Nasıl yani? Şey ya, tabii telefon, canım. Telefon. Evet, tamam. Tabii canım, aldık aldık. Her şeyini aldık. Adamı bir indirmişim biliyor musun abi? Bak lan diyor ya. Ne dedi biliyor musun? Yine mi sen lan pışt falan dedi. Sonra ne dedi ya o? Seni etrafında görmeyeceğim mi dedi. Öyle bir şey dedi. Ama etrafındayım dedim. Bir taktım bıçağı. Sonra böyle bir müzik girermiş gibi hissettim biliyor musun? Efsane i̇şte, havalı bir sahneydi. Yani. Böyle gaza geldim yemin ediyorum. Ya ağır o değil de. Ağır çekimde mi yaşadın o sahneyi? Vallahi ağır çekimdi biliyor musun abla? Böyle adamın düşüşünü falan ağır çekimde gördüm yemin ederim. O tekrarını izlersin abi be. Öyle bir imkanlar falan vardır sonuçta. İzlersin, bir şekilde izlersin. Lan yine mi sen push tenlörünün etrafında görmeyeceğim demedin mi? Öyle mi dedin? Öyle dedim. Seni bir daha onun yanına görmeyeceğim. Ama etrafındayım. Şimdi bizimkiler ne yaptı acaba? O değil de ben Lori'yi aramadım ya. Lori ne yaptı acaba? Kız korkudan büyük ihtimal bastı gitti var ya. Önce etrafta bir mesaj aradı, at. Yoktu. Belki müsait olmaz. Dur, belki ben onu... hemen şimdi arama. Tamam, ben bir mesaj atıyorum ona. Koruma muhabbeti daha ortalıkta yok ya adam. Tamam, senin tamam. Üzerine kalır, arama. Ulan Sebat o ya. O olayları görmedi Allah'tan. Hava alıyorum işte. Bakayım. Sana soracağım. Neyse iyi, güvenilirlerdesin en azından. Tamam tamam. Şimdi şey dedim ya. Ne yaptın, eve geçtin mi falan filan dedim. Tamam. Dur bakayım, o kendisi müsaitse arar. Mesaj atar falan bakalım. Seba uyandı mı adam? Yok. Hala uyuyor. Diğeri ne yapıyor? Diğeri de onun başında bekliyor. Ne yaptın oğlum? Diğerinin başında onu mu koydun? Evet. Bir işe yarası. Mantıklıymış. Bacım iyi misin? Hoş geldin Eyes. Dur ne oldu? Direkt suyun içine atladı da ona güldüm. hoş bulduk hoş bulduk. Ne yapıyorsun bakayım? Keyfin yerinde mi? Ya abi valla buna göz attım. Ha kalktı. İyi hangisi, aferin güzel. Yaptı? Şşt lan! Şşt bir kendine gel bakayım sen. Burada mı? Yeni ya adam, yeni elemanımız bu. Bunu bir suya mı daldırıp çıkarsak acaba? Bence olur. Bir ayılır mı acaba? Ayılır sanki ya. Ya da şuradan bir kova ile su versene ya Haydar. Geldi abi bir dakika. Oradan bir kova ile su ver de şunu bir ayıltalım. Bu yavşağın adı ne bakayım? Lan senin adın neydi? Antono Beyazki abi. Antono Beyazki mi? Hayır. Anton Obeyazki. Anton Obeyazki. Tamam Anton. Anton seni sevmeye başladı mı? Bir dakika abi. Bir saniye abi. Lan oğlum gerizekalı kadın var burada. Geri zekalı ya. Sen abi, üstlenmiş miydin adamın? Yok abi, tıkıldım. Ha iyi bari. Dök at söyle suratına doğru. Bir dakika atıyorum. Heh şöyle. Ayağa kaydı, ayağa kaydı. Şşş bir kalk kalk. Günaydın günaydın, bak sabah olacak oğlum, hala uyuyorsun ya. Bu kadar uyumaz ama ha. Vallahi bak bütün orucu uykuya yedirdin ha, ayıp oluyor. Kimsin lan sen? Nasıl benim, bence kim olduğumu çok iyi biliyorsun sen. Sen o şerefsizsin. Kimmiş o şerefsiz? Abi şunu kafasına geçireyim mi? Dur dur sakin. Sen şunun ellerini bir bağla. Bonnie dur. Oğlum onu oturtururuz lan, dur bekle kenarda dursun, adam ayakta kalmasın. Şimdi adın ne söyle bir bakayım öncelikle. Adımı öğrenemezsin. Ya. Dur bekle bakayım ya, kimliğin ya. Nerede? Gel bakayım sen şöyle bir. Kimliğini nereye koydun? Oğlum cüzdan abi, cüzdan taşımıyor mu lan sen yanımda? Yok. Söyleyeyim mi abi ben? Söyle ya. Neyle bunun adı? Ya Kevin'i soruyoruz işte. Kevin adım. Miydi? Neydi hatırlı? Kevin'di galiba tam hatırlı. Kevin mi? Kevin mi lan senin adın? Bilmem, anana sor. Ne? Lan Elif abla dur. Dur dur bacım dur. Ablam sakin ol, dur doğru sakin konuş. Ol. Doğru konuş, senin var ya burnunu kırarım. Bak ne oğlum. Ne dedin o? Oğlum bak şş, beni iyi dinle. Bak öyle sen var. Şimdi bu Pavel denen herifin yakın korumalarından birisin değil mi? Yani sonuçta sana kızını emanet etmiş. Bu adam için en değerli şey nedir? Büyük ihtimal kızı falandır. Ona da sana emanet ettiğine göre sen bu adam hakkında her şeyi biliyorsun bence. Bilmem. Ne yapacağız? Oğlum bak beni sinirlendirme. Abi, Elif ya. Ablaya bırakırım bak seni. Yemin ediyorum. Bak bizim bu Elif abla var ya çok fenadır ha. Çok güzel yemek bak, yapıyor. Sana şunu söyleyeyim sadece. Bir kadından korksaydım bu işe de girmezdim. Mehmet. Çekil sana. Öyle Elif, mi? Sana. Elif abla tamam. Öyle mi? Bir daha söylesene. Rezil edelim, dur. Dur çeksene abi. Çek 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 çek. Bak bir de bu taraftan çek. Al. Ha, bak şurada kamera var şuraya. Bir gülümse babacığını atarız. Ah. Elif abla senin işinden ne çıktı? Tamam abla dur. Tamam tamam adam bayıldı. Tamam dur dur. Dur dur sakin. Adamın içinden geçtin abla dur sakin.
Herif şöyle geçsin bir. Tamam beni bırak. Çok güzel görüntüler çıktı ha. Tamam beni bırak Fe. Lan tamam, baga girdi dur dur. Lan seni bırakamıyorum. Ha, sağlanma sen. Heh tamam. Çok güzel görüntüler çıktı ha. Ne oldu ya kadından korkmam diyordum. Bayıldın. Ne oldu cerrahım? He? Ne oldu cerrahım? Elif abi senin içinden ne varmış öyle ya? Sinir etti ablacığım ne yapayım ya. Şimdi kadın madın dedi tabi aynen evet, öyle. Evet kadın madın dedi. Şimdi it herif. Bak bu arkandaki adamınızı görüyorsun değil mi? Bak nasıl dize geldi. Bak o adama ne cevapladın? En sevdiğin renk ne oğlum? Pembe. Bak direkt ne lan olursa her şeyi söylüyor. Donun ne renk? İçinde ne var şu an? Bilmiyorum ki. Unuttum. Nasıl yok? Nasıl bilmiyorsun ya? Bir bak hemen unuttum, şöyle. Unuttum. Nasıl bakayım benimki de. Hatırlatmamı ister misin? Dur lan ben bakayım. Oğlum kırmızı tanga var lan. Siz mi giydirdiniz? Dayı giydirmiş olabilir. Olabilir. Bak bu adam görüyorsun değil mi? Bak nasıl yola geldi. Ne sorsak bülbül gibi şakıyor. Sen de eğer tamam, bu kıvama konuş. Gelmek istemiyorsan, bak bunun gibi kafayı yemek istemiyorsan bence sen de konuşursun. Bildiğin her şeyi tek tek anlatacaksın. Benden kolay kolay laf alamayacaksın. Yani sen de diyorsun ki benim üzerime de çalışayım biraz. Aynen, öyle mi? Bu iş polis çok yememiş. Sen kalksana şöyle bir ayağa. Sen kalk bakayım şöyle bir ayağa. Heh şöyle. Şimdi kolay kolay laf alamayız öyle mi senden? Alamaz. Bunun tadını aldın zaten bugün. Birazcık daha bakmak ister misin? Yapsana. Abi yavaş yavaş doktor yok. Allah. Yavşak herif. Oğlum bak sen konuşana kadar oğlum delirdim bak. Sağ solu indiririm. Sen konuşana kadar oğlum sabaha kadar hiç üşenmeden seni burada döveriz biliyorsun değil mi? Bak ben yorulsam başkası geçer yerime. Başkası yorulsa onun yerine başkası geçer. Sabaha kadar lan kalk kalk puşt. Yerime kırmızı. Kalk aya. Elif abla hayırdır gülecek ne var? Ay çabuk çabuk bayılıyor ya o kadar laf edip yani. Şşt lan. Salak. La bu yine mi bayıldı anasını satayım bu ne ya? Oğlum bir şey diyeyim mi? Senin adın neydi? Phantom mu? Anton. He Anton. Sana helal olsun lan sen bundan daha şeydin ha. Ne? Dayanıklıydın ya. Yani. Aa. Vallahi ya. Beni bünyem alıştı size. Ondan da olabilir belki. Ay, şu herife baksana ya. Bak, İki vuruyoruz bana. Bir tane kovadaki efendim, balıklarla dövsene bunu. Kovadaki balıklarla mı? Ağzına burnuna hamsi sokalım mı? Ya bir kalk dizi ayağa, vardı. Kalk. Dizi vardı. Adamın ağzına balık sokuyorlardı dün. Neymiş ya o? Bilmiyorum maraz mıydı bir şeydi adı da. Bilmiyorum ki vallahi. Marazali. Marazali ya balık sokuyordu adamın ağzına. Şimdi hala laf alamayacağımızı düşünüyorsun öyle mi? Alamazsın. O zaman şimdi seninle birazcık sohbet edelim. Ben bugün kimle birlikteydim? Lore. Yakın koruması kim? Ben. Sensin değil mi? Valla tüm gün çok güzel gezdik tozduk biliyor musun Lore ile? Neredeydin? Senin karınlarını deşmek için planlar yapıyordum. Yapma ya. Oğlum bak sen de bu planın, da bu planın değil. Bu adamın ufacık bir tane piyonusun sadece. Sence bu adam sizi umursar mı? Bu şerefsiz bilmiyorum beni umursadığı kesin. Düşünsene yakın koruması yapıyor bir kişiyi kızının. Ama kızı böyle birileriyle fingirdeşiyor bir yerlerde. Hiç haberi bile yok ya yakın korumasının. Ben böyle bir adamı yanımda çok barındırmazdım şahsen. Videoyu da çektik. O yüzden bizim yanımızda değilsin gevşek. Lan gerizekalı seni yanımızda barındırmazdım. Oğlum biz, ben senin gibi bir adama nasıl kızımı emanet edeyim ya? Baksana düşünsene. Kızım elin adamıyla tanımadığımız etmediğimiz bir bu adam bizim düşmanımızken hiç yakın korumanın haberi yok anasını satayım hiçbir şey. Ve yani. Bu yakın koruma bir yerlerde bir tane kadından dayak yiyor. Videosu da böyle YouTube'da şeyle viral oluyor. Bir şey diyeyim harbi iyi izlenir bu arada. Harbi iyi izlenir telefonumda duruyor. Harbi iyi izlenir. Onu Reels falan da atabilirsin ha. Atarız ben bir edit yapayım. Onu bana atsana ya. Dur lan dur. Bak bana bak şu numara konuşmamı istiyor musun? Çok konuşma sen. 3 numara falan hayırdır oğlum. Öncelikle bir abilerin de düzgün konuşmayı öğren. Kimden bahsediyordun 3 numara diye? Benden mi bahsediyordun 3 numara Sebo diye? Sebo gel jobu yağlayayım. Konuşmamı istiyor musun? Haydar. Efendim. Senin şu polis jobu yanında değil mi? Yanımda yağlayacaktım şimdi. Bir tadına baktırsana. Tamam. Bir dakika. Elif abla gel şöyle. Ya balık yok mu ya? Çekilin de. Elif abla tamam ağzına balık da sokacağız dur. O sesler Haydar'dan mı çıkıyor? Biz gibi yerken çıkıyordu ben o sesler. Tam öldürme bak ha öldürme. Tam öyle yaza kalsın böyle. Yaza kaldı. Tamam. Palak yine bayıldı. Sonbahar geçti. Jobun tadı nasıldı? Ama bu yine mi bayıldı? La bu ne la? Kendini atıyor kendini atıyor. Mahsus yapıyor lan. Bence de mahsus yapıyor ya. Gel. Sebo. Bir de sen denesene ya. 2 saat. Al sen şunu. Uzaklaşsak mı ya? Ben şöyle bir alan açayım Sebo'ya bir de. Sebo yap şovunu. Ha bunun kulağında kulaklık var. Ha da nerede? Ha Bluetooth. Geleyim. Aç ben de geleyim. Ya oğlum çık.
Sen geç köşeye. Aa, ya sen iyi işin var lan. Yine ben Femi, dinleyeceğim ya. Femi Sebo'nun yaptığına bak. Bluetooth kulaklığına müzik veriyor şu an. Lan ay. Alo. İyi. Allah razı olsun biz duymuyoruz bari ya. Nasıl ama? Sebo sen bir adamsın Sebo. Da dayı mı aradı? Evet evet. Muzaffer aradı. Ne diyor? Uyanmış biraz daha gelsin çıksın de. Gelsin ne olaylar oldu? Kapat lan müziği. Çıksın gelsin diyor Fehmi. Gelebilir misin? Aa arabası da şeydi onun ya. Tamam tamam o yatsın dinlensin güzelce ya bugün. O yatsın dinlensin tamam. Güzelce. Tamam tamam sen dinlen. Şşt lan ben nasıldı işkence numarası? Kapat lan kapat lan şunu. Konuşacağım mı devam mı etsin? Tamam hadi ben de öptüm. Sabaha kadar devam edelim. Sabaha kadar. Sabaha kadar değil. 4-5 günde devam etseniz konuşmayacağım. Ya 6 güne okeysin yani. 6 güne konuşur musun? Benden ne falanmayacaksın kel. Ya bak it herif. Sana sadece 2 soru soracağım. Bunları cevapla. Başka bir şey istemiyorum tamam mı? Bu herifin şimdi derdi bizim buradan gitmemizmiş. Niko'yu kaçırdılar biliyorsun değil mi? Küçük 7 yaşındaki. Sen tabii ki biliyorsun. Niko iyi mi ve Niko'yu nerede tutuyorlar? Evde mi? Birincisi Niko'yu daha önce hayatımda hiç görmedim. Kim olduğunu bilmiyorum. Sonra? İkincisi, eğer görseydim bile sana anlatmazdım. Ya siktir. Gerizekalı. Bu birazcık baygın kalsın burada. Bu birkaç güne kendine gelir. Ondan sonra konuşturacağız bunu elbet. Şş, ben açıyorum lan. Buna müziği. Bu kafasında çalıp dursun. Sen de sürekli. Kafasında beyinle çalsın dursun. Oğlum bütün hücrelerini işlesin o ses. Sen de bunun aklına git. De ki bak bana şunları yaptılar. Bunu yarı yaptılar. Sana da yaparlar. Konuştur tamam mı? Şeyde, sen de böyle bir ikna tamam. Yap bunu. Baksana bir. Anton de ki bizi o adamlar bize böyle kıymet veriyor muydu? Bak bunlar bizi adam yurduna koyuyorlar. Yanına alıyorlar falan gibisinden damardan gir. Aynen. Tamam abi aynen. O bende. Şu elime bunu kim verdi ya? Ne var oğlum elinde? Ellerin bağlı lan. Benim elime halüsinasyon gördüm ben abi. Neyse. Tamam sen iyi değilsin iyi değilsin. Sen merak etme. Ben şimdi buraya yemek vesaire de şey yapacağım. Yemek falan da göndereceğim buraya yersiniz. Elimiz tamam bağlı. Tamam mı? Ney? Elimiz bağlı. Nasıl köpek ağzına gibi. Verir Niko. Ne Nikosu? Sebo. Merak etme. İkinizin de ağzına tek tek verir. Değil mi Sebo? Verir misin? Yani. Gerizekalı. Bir şeyi de başka yere çekme ya. Ya abi ya. İkiz herif ya. Hadi ya. Hadi biz gidelim madem ya. Gidelim gidelim. Ben de eve geçeyim de Muzaffer'e bakayım biraz. Olur ablam. Ejder abi biz de şu şeylere bir bakalım. Şu olaylara falan da bir bakalım. Tamam. Arabaya mı baksak biz de abi? Ne arabası la? G kasayı. Yo G kasayı falan halledecek ya Alparslan. Ha tamam. G kasayla Vitoları halledecek onları. Şimdi size bir şey daha anlatacağım şimdi. Atlayın arabaya da öyle anlatayım. Sebo yine adamların başında mı? Sebo! Efendim? Sen kalır mısın yoksa başkasını mı bırakalım? Fark etmez. Fark etmez ne oğlum? Allah'ım ya Rabbim. Sanki sevgilimle bu akşam ne yesek diye konuşuyoruz ya. Fark etmez. Başlarında da dururum. Gelebilirim. Sen o zaman birazcık daha takıl. Sen bu adamları bir ağaçların dinletmeye devam et. Tamam, İstiyorsan tamam. Şey de yapabilirsin. Şu gemiyi de açabilirsin de biraz. İyi ben biraz bunları bir tur attırayım. Sen bunlara birazcık bir tur attır aynen. Bir sıkıntı falan bir şey olursa adamların zaten elleri bağlı. Bizi hemen ara tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Ben şimdi şey yapacağım. Alparslan da senin yanına göndereceğim. Tamam. Tamam. Sonra Alparslan geldikten sonra sen gel bizim oraya. Tamam. O zaman açılma bekle. Tamam. Tamam hadi bay bay. Tamam. Şimdi biz bu Vito'ları sattık ya. Aynen. Ben şöyle bir şey planlıyorum. Bir tane araba gördüm tamam mı? Şu benim eski hani Mercedes X vardı ya. Evet. Onun gibi böyle birazcık daha. Böyle Ford ama böyle yanlarına da yer yapıyorlar arabaların. Böyle 8 kişi tutunabiliyor arabaya. Bu şimdi Ford Vito iyi olur ya. Oğlum bak çok güzel olur. Bak Vito'ya da yine aynı şekilde 8 kişi falan sığar sığmasına da. Ya bu araba şimdi bir daha şekil şükür geldi gözüme. Bir de Vito'nun içindeyken bizimkiler sonuçta çatışamayacak adamlar. Şimdi diğer türlü bu arabada yanlarda tutunuyorken aynı şekilde çatışmaya devam edebilecekler. Efsane ötesi olacak. O çok iyiymiş. Aynen aynen. Şimdi dur bir dakika. Sen bana numarasını atmıştın değil mi şu şeyin? Game. Aynen abi onu arasana ya. Ben onu bir arayayım bakayım şu geyiğin. Neydi onun adı? Aradan çıksın. Münafık mıydı? Münafık. He Rafık Rafık. Rafık Rafık. Hala münafık diye hatırlıyorum çocuğun ismini ya. Heh çalıyor dur bakalım. Bakalım nerelerdeymiş. Alo Rafık. Efendim Aşko. Lan. Ejder abi sen bunu düzeltmemiş miydin ya? Aşko başka diyor böyle hala. Fabrika ayarlarına bir dönerim ben onun görüşünce. Tamam şimdi Aşko'yu Maşko'yu bırak. Bizim Ejder abinin dükkan vardı ya senin şu beğendiğin Ejder abi hatırlıyorsun değil mi? Evet canım biliyorum orayı. Hemen gel oraya. Tamam geliyorum. Hadi abim kapat canımmış. Eşek bu abi yine ya. Aşko canım manımla konuşuyor bu yine ya. Dur dur abi gelsin de ben onun Aşko sorularım bir gelsin bakalım. Güzel ayarladıydın da bozmuşlar bebeği. Ya bu kimlerle nerelerde takılıyorsa. İşte bilemiyorsun ki. Aynen aynen ondan dolayı oluyor olabilir. Bizden buldu ya tapu herhalde. Olabilir olabilir. Şimdi ona yine güzel para kazandıracağız ama ha. Onlar da iyi kazanıyor ya. Bu harbiden mi? Emyarlarda mı? Şeylerde müteahhitlerde falan. Vallahi manyak para var. Tamam şimdi bu Alparslan acaba adamları falan getirdi mi derken. Ulan tiplere bak. Hayda. Selamun aleyküm. Geçtik. Tam liste abi. Selamun aleyküm. Alparslan bu adamları nereden buldun? Nereden topladın ya? Ya ben sana bana güven demiştim. Hallederiz. Oy şunun Femi abiler, Femi. Şu arkadaş pek yaman duruyor. Hangisi? Şu gözlükte bak uzun saçlı.
Ejder abi. GBT evet, tam liste kokuyor. Tamam, aynen aynen. Beyler isimler ne? Ben Furkan. Uzun saçlı olan. Uzun saçlı olan Furkan mı? Evet. Oğlum sende de hiç Furkan tipi yok ha. Dur bakayım. Senin isim ne? Benim Michael. Michael. Baba senin ismin ne? Sen böyle bir Harley ile takılıyormuş gibi duruyorsun. Neydi isim? Adnan. Adnan. Alparslan ne yaptın sen bunları bizim Türkiye'den mi topladın getirdin lan? Ya karma getirdik işte. İyi bakalım iyi bakalım. Beyler sizin isimler neydi? Benimki Lucas. Lucas. Senin? Oğuzhan senin sesin çok az geliyor bir dakika. Bir daha söyle Oğuzhan. Varto. Varto. Varto seni bir... Sen bir tatlı geldin gözüme ya. Eyvallah eyvallah. Beyler ben şimdi zaten size olayı vesaire anlatacağım. Alparslan tahmin ediyorum ki size birazcık bahsetmiştir zaten. Aynen. Alparslan ama bunlar bugünlük gelenler değil mi? Yani bize daha fazla adam lazım çünkü. Yo getireceğiz de. Heh tamam güzel. Şimdi beyler şöyle yapalım. Ejder abi bu adamlar bizim dükkanda kalsın. Silah dükkanında şimdi. Olur olur. Poligonlarda yeterler. Aynen. Beyler bakın bu silah dükkanı bizim. Yakında da bizim böyle bu çeteye özel. İsim olarak da şöyle düşündük bu arada. Alparslan sen de duy. Okay. Family Bond. Nasıl aile bağları? Evet güzel. Beğenmemiş gibiler sanki. Yok, abi ne diyorsun? Güzel güzel. Böyle bir beğenmediniz sanki. Hoşunuza gitmedi mi lan? Yok güzel güzel. 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 Eyvallah eyvallah tamam. Şimdi biz bir, güzel bir mekanik açacağız. Yakınlarda zaten hemen bu yan sokakta. Hep beraber orada kalacağız. Orada vakitler geçireceğiz. Sonrasında oraya zaten hem arabalarımızı vesaire de orada kendimiz yaparız. Güzel güzel çete arabalarımız olacak. Güzel güzel motorlarımız olacak. Bu başımıza bela olan herif gerçekten çok manyak bir paraya sahip herif. Adam sayısı vesaire de çok fazla. Araba gücü çok fazla, silah gücü çok fazla. O yüzden onlarla baş etmemiz birazcık zor olacak ama zoru hemen imkansızda azıcık zaman alarak başaracağız. Aynen tamam mıdır? Hallederiz. Eyvallah beyler siz de hepiniz yoldan geldiniz. İstiyorsanız içeri geçin, şöyle bir dinlenin. Yine sabah olduğunda vesaire yine konuşuruz. Açtınız var mı? Aç mısınız? Behme. Bir şeyler söyleyelim. Efendim, ben yiyebilirim. Ben benimkini tamam. Muzaffer'in tamam. Yanına gideyim. He tamam seninkinin yanına git ablam. Sen. Yani Muzaffer'in yanına. Tamam canım bir şey demedik ya Allah Allah. Sen bir git git yalnız kalmasın. Behme ben bir... Bir yemek söyleyeyim de bunlara. Şu arabayı bir çekeyim. Çekilin oradan bakayım. Gel sen şöyle. Gel geri. Ejder abi aynen sen şu yemek işini halletsene. Kim dedi onu? Abla bir şey yok. Kimse bir şey demedi. Yanlış duydun. Bir şey yok. Bir şey yok. Beyler bir şey diyeceğim. Elif ablaya bulaşmayın. Biraz önce bak 1.95'lik adamın içinden geçti. Haberiniz olsun. Yok ya. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Yok yok bulaşmayız. Yok yok canım. Elif ablam kendine çok iyi bak. Yani arabamın pembe olduğuna bakmayın. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Eyvallah. Elif abla. Efendim. Seninkine selam söyle. Ya, söyle. Tamam. Ali, tamam. Güzel. Hadi görüşürüz. Lan tam hadi. Bunuma ne oldu? Ne yaptınız lan arabama? Bir şey yok. Bir şey yok. Devam et. Lafımda haklı çıktım gibi. Devam et. Devam et. Alparslan iyi ki duymadı. Bak oğlum kaşınmayın. Yemin ediyorum içinden pis bir şey çıkıyor bu kadın. Aydar duydun değil mi? Duydum. Vallahi bir şey diyemedim ama. Evet. Ben Bevgi'nin yanına gideyim dedi. Aa arkadan dayıya benziyor la bu eleman. Furkan sen miydin? Furkan mıydı senin adın? Evet. Bakayım sana şöyle bir. Oğlum buraya Furkan sen mi yazdın la yoksa? Hayır. Sen yazmadın değil mi? İyi tamam biz ediyoruz bunu. Kim yazdı? Hiç aradık bulamadık ya. İyi beyler siz içeri şöyle güzelce geçin. Alparslan bizim Sebo sabahtır bu adamların başında bayağı yoruldu. Sen bu gemiye geçip şeyler Sebo'na teslim alsan adamları. Ben olurum onları. Tamamdır eyvallah. Sen onların başında bekle. Senin motor nerede ya? Senin geminin orada kaldı ha motor. Aynen. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Dayının arabayla. Yok dayının arabayla değil de. Ben bırakıp geleyim istiyorsan. Aydar sen bıraksana aynen. Okeydir. Şimdi beyler Allah'a emanet. Şey olmasın. Eyvallah sen de Allah'a emanetsin. Hadi görüşürüz. Ejderim görüşürüz. Görüşürüz. Tamam şimdi. Beyler siz içeriye geçin güzelce şöyle dinlenin istiyorsanız. Ejder abi sen de şu yemek işlerini hallet. Hallettim söyledim geliyor. Bu şey nerede kaldı ya? Bu neydi adı ya? Ben adını her seferinde unutuyorum. Rafık. Bir de o var değil mi o gelecek şimdi. Aynen. Ejder abi bu adamın adı neydi şu deponun sahibi? Mahir. O şey Mahir'i de arasana o da gelsin. Bu deponu orada beklesin de şu imarla beraber birlikte gezelim orayı. Eli amca evet. Aşkolar. Hoş geldin gel şöyle Rafık. Ne yapıyorsun nasılsın? Hoş bulduk. İyi canım sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de bak. Rafık sen hayırdır bir canım mı? Bir dakika sen bir gelsene bir. Demek 2 dakikaya geliyorum ben. Hayır, bekliyorum abi. Bekliyorum. Şey yapmayın ya siz sıkıntı yok. İş halleder hemen şimdi. Şimdi kim bilir ona ne yapacak içeride ya. Dur bakayım neyse şurada bekleyeyim ben de. Aha telefon mu çalıyor lan? Aha Lori'nin numarası değil mi lan? Alo efendim. Fehmi ben bir anda gittim ama sen nasılsın? Ben seni sormuyor akşama kadar arayamadım seni. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Sen ne yaptın? Ben sana mesaj attım ama sen geri dönüş yapmadın. Sorma babam beni akşama kadar sorguya çekti. Yani neresi çok zor bir
küçük bir sorun yaşadım. Ama seni tamam, çok sen merak ettim. Merak etme, merak etme. Ben iyiyim. Hiçbir problem yok. Sen şey yaptın değil mi? Oradan gidip hemen taksiye binip falan gittin değil mi? Evet evet, hani ilk taksiyi buldum. Taksiye binip gittim yani koşarak. Heh tamam. İyi misin? Bir problemin var mı? İyiyim iyiyim. Bir sıkıntı yok yani. Sadece biraz tamam, sorguya çekildim. Yani sen nasılsın? Sana bir şey oldu mu? Yani bir şey yaptı mı adam sana? Ya yok canım. Ne yapacak bana o? Biz şey yaptık ya. Herif aslında iyi biriymiş. Öyle kötü bir insan değilmiş. Ben onu çektim şöyle oturttum kenara. Bir sen dedim bir sakin ol ya. Sen ne yapıyorsun böyle bu kabadayı falan modları nedir böyle? Sonra işte konuştuk güzel güzel. Tatlı dil biliyorsun yılanı deliğinden çıkarır. Bıraktı bu işleri haberin olsun. Artık bir daha büyük ihtimal sizin yanınıza uğramayacak. Adama öyle bir hayat dersi verdim ki sözlerimle konuşarak. O da dedi vallahi dedi haklısın dedi. Ben bu işleri bırakıyorum dedi. Gideceğim memleketime döneceğim annemin yanına falan filan dedi. Haberin olsun yani sıkıntı yok çözdüm ben olayı. Çok iyi çok iyi, en azından başımdan gitmiş oldu yani. Aynen öyle, hiç merak etme. Konuştum ben onunla güzel güzel, bir daha seni rahatsız etmeyecek. Ya çok teşekkür ederim, sormaya çok panik oldum o an, ne yapacağımı da bilemedim. Şey babandan benden falan bahsetmedin değil mi hiç babana? Asla, niye bahsedeyim? Asla heh, tamam. Bahsetmem. Heh tamam güzel. Sen nasılsın, iyi misin? Ya iyiyim iyiyim, şu an biraz rahatlamış durumdayım. Anca telefonu aldım falan, sorguya çekilme durumum oldu. Tamam bu arada bu adam neden gelmedi falan diye sana sorarlarsa sen onlara de ki ya de ondan sonra biz geçen gün işte beraberdik konuşuyorduk de böyle memleketini özlemiş bir anda bu işleri bırakmaya karar vermiş gitmiş falan de. Tamam ben bir şeyler bulurum yani onu da söylerim. Tamam sen merak etme, şimdi ben onu gönderdim memlekete, o annesinin yanında birazcık dolma yesin. Yesin yesin. Aynen. İyi bakalım tamam o zaman, kendine çok iyi bak, benim birazcık şimdi ben işlerim de var, ben seni yine arayacağım tamam mı? Tamam dikkat et, görüşmek üzere. Tamam kendine çok iyi bak, görüşürüz. Ben de. Ulan Fehmi ne adamsın lan. Gerizekalı, sen niye dinliyorsun benim her bütün konuşmalarımı? Biri gelmiş var ya, kafasını dayamış da öyle dinliyor. Hani orada olmasam inanacağım sana. Ya gerizekalı sus. neyse görmemiş oğlum Haydar. Efendim abi. Lori hiçbir şey görmemiş, direkt taksiye atlayıp gitmiş. Ciddi mi? Çok vallahi, iyi kurtulduk hiçbir şey vallahi. Görmemiş, mükemmel oldu. Aleyküm selam sen. Yine ya. Oğlum bu yürüyüşüne ne oldu senin? Yoksa aklıma gelen ya. Şey yapmadın değil mi Ejder abi? Ejder abi? Sessizce izleyeyim dedim olanları. Ha, yapmadın değil mi aklımıza gelen şeyi? Yok adam oldu bak, konuş bakayım. Selamun aleyküm gençler. Vay. İyi güzel. Şimdi abi senin bu neydi? Neydi? Mahir miydi? Mahir. Ha, o gelmiş mi dükkanın oraya? Dur bakayım, adam mesaj atmış lan. Sorsan abi. Gelmiş bizi bekliyor. Gelmiş mi? Heh tamam. Şimdi bak kral baba. Dinliyor mu beni? Bak adam, şöyle bir. Adam. Dinliyorum babacım, dinliyorum. Erkek öyle. Ya yemin ediyorum. Şimdi bak şöyle bir olayımız var. Bir tane depo alacağız biz. O depoyu şöyle güzel, lüks sayılacak derecede, böyle aşırıya da kaçmayalım tabii ki. Yani paramız kısıtlı. Güzel bir mekanik yapmak istiyorum. Yapar mıyız? Yaparız tabii ki de. Şimdi o zaman bir gidelim beraber yaparız depoya de. Bakalım. O depodan iş olur mu? Sen bize onu söyle. Ondan sonra da ben nasıl bir yer istediğimi sana anlatayım. Ona göre bir yer yapalım. Anlaştık mı? Tamamdır. Anlaştık. Hadi gelin şöyle. Hiç arabayla falan gitmeye gerek yok. Yürüyerek gideriz. Yakın zaten. Haydar gel sen. Yürüyebilecek hali yok gibi ama ya. Ya abi bunun yürüyüşe ne oldu ya? Ne yaptın sen buna Ejder abi? O düzelir. Ben onun vidalarını gevşemiştim, onu sıktım. Sebo sen ne yaptın? Şey yaptın mı? Alpar sana da şey yaptın mı? Devrettin mi? Devrettim. Adam hiç konuşabilecek iyice gibi duruyor mu o herifler? Artık tek kelime çıkmaz onlardan ya. O kıvama geldiler. Nasıl yani? Ya nasıl oğlum? Nasıl yani oğlum? Tek kelime nasıl çıkmaz? Tek kelime çıkması lazım. Ya işte aha, benim yöntemim biraz farklı. Ula bu ne? Bu araba mı onun? Onun antika mahir ya. Beni bekleyin lan. Mahir selamünaleyküm. Gel. Hoş geldin Ejder'im. Hoş bulduk. Ne haber kardeş? Selamünaleyküm. Fehmi de burada. Dur lan. Allah. Oğlum sakin ol ya. Mahir abi selamünaleyküm. Fehmi ben. Aleyküm selam Fehmi'ciğim. Hoş geldin. Duyduğumuza göre burası seninmiş. Benim doğrudur. Abi sana şey soracağım şimdi öncelikle. Burası da dahil mi? Burası da dahil ya. Dahil. Dahil değil mi? Bu kaç metrekaredir burası? Bir de komple veriyorsun değil mi? Yani vallahi saymadım. Komple veriyorum ama. Komple veriyorsun. İçi boş zaten buranın. He. Tamam. Şey Rafık sen de şurayı bir dolaşsana şöyle bir etrafını falan böyle. Rafık bir burayı bak bakalım kafanda ne canlanıyor. Şöyle bir. Aynen senin kafanda ne canlanıyor. Şöyle bir bak bakayım. Ben bir şimdi abi. Ya yabancı değiliz bak, biz de Ejder abinin dostlarıyız. Ya biliyorsun Ejder abinin dükkanı da hemen yakında. Burayı böyle alalım, buraya güzel bir mekanik yapalım diyoruz. Bize olur ne olur ya buranın. Hayır dükkanı ben alıyorum, öyle düşün. Aynen. Ben alıyorsan burası 10 milyon olur sana. 10 milyon. Ben alırsam kaç olur? Ben alırsam 25 milyon olur. Şimdi... Sebo yürü. Sebo şurada bekle Sebo.
Tamam 10 milyon. Acaba 10 milyon da şimdi zorlar ya. Bir anda vermesek olur mu? Dahildi. Peyderpey yapsak. Olur ya. Ejderim ayıpsın. Tanıdığımızsın yani. Kardeşim benim adamsın. Yani yok yok ya. Hiç o topa girmeyelim abi. Şimdi şey yaptık ya. Bizim Vito'ları G kasayı falan da sattık ya. İyi oldu. Şimdi peki abi burayı kiralamak istesek? Şey var değil mi ruhsat muzat her şey? Var her şey tam. Ben eksik şiş yapmam. Ejderim. Burayı kiralamak istesek abi ne kadar olur? Burası sana aylık 100 bine patlar ya. Yani. 100 bin dolar. Ha. Şimdi 100 bin dolar diyorsun. Ama biz burayı değiştireceğiz ama burayı. Kira yani. Hani içinde ufak böyle kabul edilebilir değişiklikler olursa tamamım da öyle çok yıkmaktır şeydir falan. Onlara öyle mi? Alalım. Doğru. Bize tamam, kira tamam. Yani doğru kiralattan sonra atıyorum biz çıkarsak adamın elinde kalacak. Yok yok. Yok yok. Abi. Abi. Kira işi olmaz. Doğru. Siz buraya ne düşünüyorsunuz yani siz bana söyleyin bunu. Ya abi şimdi şu doğrusunu söylemek gerekirse ya sıkıntı yok. Bak biz sana dürüst konuşacağım. 10 milyon doları da verebiliriz. Tamam. Ama başımızda birazcık belalar var bizim ve paraya ihtiyacımız var. Burayı da zaten işte para kazanabilmek için yapacağız falan. Hani eyvallah sana 10 milyon doları veririz ama hani birazcık zor durumda kalabiliriz sonraki aylarda. Benim, bak zaten Ejder benim tanıdığım. Siz dara düşerseniz sıkıntı yok yani benlik. İster 5 verin 5'i sonra verin. Nasıl uygun oluyorsa size. Ben şimdi hepsini verelim abi. Şimdi sana hepsini verelim. 8 milyon anlaşalım. 8 milyon. İyidir. Hayır 8 hepsinin iyidir. Nakit şu anda keş. Abi kurtarmıyor ya. Kurtarır. İnan kurtarmaz. Bak inan kurtarmaz. 8,5. Bak size özel düştüm zaten. 8,5. Yenim var. Tamam abi senin de gönlün olsun. Bizim de gönlümüz olsun. 9 milyon diyelim. Tamam gel 9'a sıkışalım. Eyvallah. Hayırlı olsun. Ben şimdi sana abi bu kağıt işlerini falan hallederiz. Yabancı değilsiniz zaten. Tamam. Ben sana direkt 9 milyonunu şöyle vereyim. Buyursunlar abi. Teşekkür ederim Fehmiciğim. Ben teşekkür ederim abi. Ne demek? Eyvallah sağ olasın. Şimdi bizim şey nereye gitti? Abi o yavaş geziyor ya biraz. O biraz fazla sınmış onun sonuna. Doğaçıyor büyük ihtimalle. Olabilir. Oldu mu? Hayır. Oldu. Yaparız. Görüşürüz o zaman. Tamam. Eyvallah abim çok memnun olduk vallahi. Adam gibi adamsın. Oldum, sevdik seni. Için. Sağ olasın. Ben de sizi sevdim. Başın böyle ben sıkışır böyle gelirim. Bir şeyler olur abi. Eyvallah. Her zaman geliriz. Senin de böyle başın derde gelir bir şey olur falan filan. Böyle her zaman bizim arayabilirsin tamam mı? Ejder abim zaten numarası vardır sende. Her zaman Femiciğim var. Eyvallah abim sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin o zaman. Eyvallah. Eyvallah sağ olasın. Ejder'cim görüşürüz. Ne yaptın gezdin mi? Evet, güzel mekan. Güzel mekan değil mi? Ya istediğimiz her şeyi yaparız o zaman. Şimdi ben sana böyle hayalimdeki şeyi anlatıyorum. Ondan sonra da sen de hayal gücünü katarak böyle güzel bir şey yap bize buraya. Sonra da bize bir fiyat çıkar tabii. Bir, şunu şöyle komple buradan aldıralım. Burayı komple yıkalım. Burası da bizim. Burayı komple yıkalım. Buraya araba yıkama yeri yapalım. Bir de yanlarda da böyle boş yerler olsun. Bak buraya ufak bir tane araba yıkama yeri yapalım. Sağında solunda böyle araç park edeceğimiz yerler olsun. Alanımız olmuş olsun yani. Anladın mı? Anladım. Ejder abi. Sonra bunun da dış giydirmesi bayağı eskimiş. Bu dış beyaz yerleri falan filan komple güzel böyle bir şeyle malzemeyle kaplayalım. Sen bilirsin zaten o işleri. Evet. Tuvalet nereden? Sonra giriş olarak burası olmasın. Şöyle büyük bir giriş şuraya aç. Büyük bir kepenk böyle. Sonra bunun iç tasarımını tamamen ben sana bırak. Ama şunu unutma bak tamam mı? Yukarı çıkma alanında olsun. Böyle güzel koltuklar, toplantı alanı vesaire olsun buranın içinde. Sonra iç tarafında da en az 4 tane mekanik alanı olsun. Böyle güzel araçların tamir yapabileceğimiz. 2 tane de yine aynı şekilde araba boya yeri olsun. Yani bütün arabayla ilgili yapabileceğimiz böyle klasik lüks böyle aşırıya kaçmadan güzel bir mekanik yap buraya. Onun dışında bak gel böyle. Sen şimdi bunu yıktıracaksın ya. Burası komple açık kalacak. Şurayı boydan boya buraya bir duvar ger. Şöyle. Buraya da büyük bir tane tabela ekle. Tabelada da böyle bizim logomuz dönsün dursun. Logomuzu da anlatıyorum. Sen şimdi mimarsın. Tasarımdan falan anlarsın. Şimdi bak buranın adı Family Bond olacak. Family Bond mekanik olacak. Ya şimdi bizim çete işlerini falan. Çetemizin adı Family Bond. İşte buranın adı da Family Bond mekanik. Hayalimdeki sana logoyu anlatıyorum. Güzel bir kuru kafa var. Böyle silahlar milahlar. Ama kuru kafa... Oğlum bir sarsılmadan adam akıllı dinle ya. Bilmiyorum. Bak şöyle. Anladım. Kuru kafanın arkasında melek kanatları. Kuru kafanın yine kafasının üstünde de şöyle güzel bir melek tacı. Anladın mı? Altında da Family Bond yazsın. Onun altında da mekanik yazsın. Bu arada renk kullanımı olarak da sarı siyah beyaz istiyorum. Bak sarı siyah beyaz üçlemesinden şöyle güzel bir tasarım çıkar ortaya. Hem logoda hem de şeyde mekanikte. Anlaştık mı? Hallederim ben. Anlaştık. Bak burayı kaldırıyorsun. Buraya sur çekiyorsun. Buraya büyük hareketli bir tane tabela ekliyorsun. Tamam anladım. Sonra logo giydirmelerini falan da güzelce mekaniğe yapıyorsun. Bu iş sende. Sana güveniyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Bize ne kadar ya mal olur burası? Şimdi onu söyle bize bakalım. Yapsam. 12 milyon.
12 milyon dolar. Oğlum kocaman yeri, arazi dahil bir şekilde 9 milyon aldık ya. Yapma Rafık. Ben berbat adamım. Şuraya baksana. 40 yıllık bina. Tamam tamam, sen de haklısın da oğlum. Oğlum 12 milyon çok dedin ya. 12 milyon çok dedin ya. Rafık. Şu hurdaların hurdalarını satarsın da. Oradan indirim yaparsın. He lan bak, bu içinde de hurda doluymuş bak. Onları falan da satarsın. Onlar da buradan çıkan bütün hurda senin. Tamam o zaman. Ne kadar oldu? 10 milyonu anlaşalım. 10 milyon. Başka indiremem. Tamam tamam. Abi mecbur kalacağız. Taraf ağrıyor ya. Tamam tamam, al şöyle 10 milyonu. Hızlı yapabilecek misin bak? He bak, bu arada yarına teslim isterim ha. Erteleme yapma. Yarına... İsterim, yarına teslim isterim Rafık. Ver geri 10 milyonu. Bizim diğer mimarı çağırsan Aydır. Tamam abi, bir dakika. Gece mezayı var. Dur çağırma çağırma. Dur lan. Tamam, halledeceğim mi? Halledeceğim. Tamam. Yarın sabaha kadar burayı istiyorum, tamam mı? Unutmadın değil mi? Bak burayı komple kaldıracaksın. Boyamacı olacak. Buranın dış kaplaması, anladım, iç kaplaması vesaire her şey. Hah, senden bir ricam daha var. Bu Family Bond logosu var ya. Siyah beyaz şekilde yap bir tane. Onda mekanik yazmasın. Onu biz arabalarda vesaire kullanacağız. Bir de o çetenin logosu o olacak. Bu mekanik olan sarı olsun. Tamam mı? Anladım, evet. Bu bir de şimdi gel şöyle be. Bak içinde bunun güzel bir şekilde şöyle Türk bayrağı detayları, Atatürk imzası, Atatürk fotoğrafı detayları. Sonra girişte şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim yazsın. Sonra onun dışında yine bu arabalarla alakalı markalar falan filan böyle. Bunların bütün detaylarını istiyorum, tamam mı? Bir de sana ben bir tane tablo getireceğim sabah böyle erkenden. Böyle dayıyla benim fotoğrafımın olduğu. Onu da şöyle güzelce as, böyle güzel bir yere yerleştir. Tamam. Okey miyiz? Okey. Hadi sana kolay gelsin o zaman. Sen mesaiye şimdiden başla bence. Yarın buradayız. Hadi bakalım Rafık. Göster kendini. Benim arka taraf ağrıyor Ejder'cim. Haydar kimle konuşuyor lan Sebo? Tanımıyorum. Kim lan, dur bakayım ben şunlara. Müdür değişti, unutma ya. Ha tamam tamam bebi, merak etme sen. Ha benim arkadaş ya, haber vermeye gelmiş, biz dükkan açtıydık da. Oğlum müdür zaten değişti. Ne? Evet. Yeter müdür lan mi? Daha müdür ne kadar değişecek, yine mi değişti müdür? Yok yok. Yok. Ne müdürü? Tamam tamam, isim neydi senin? Benim isim mi? İbrahim benim isim. İbrahim, merhabalar, memnun oldum. Merhabalar, ben de. Şey mi oldum. Polis arkadaşlarından mı senin? Yok yok, bu benim normal balıkçılıktan falan eskiden kalan arkadaşım ya. Buradan Allah Allah. Sayılır. Biz niye tanımıyoruz? Yok sen görmedin. Bizim balıkçılık zamanları bende avcılık vardı. Biraz avcılığa sarmıştım o zamanlar. He doğrudur doğrudur. Eyvallah, iyi, memnun olduk ya. Memnun oldum ben de. Eyvallah eyvallah. İyi günler. Haydar. Bir ara ziyarete gideriz. Tamam. Olur olur. Ne Haydar, ne mekan açtın? Market açtılar. Market mi açtılar? Aynen. Oğlum ama Komagene de var. Komagene. Komagene tamam. Hasan'ın Komagene de var aynen. Çiğ köfteci tamam açtılar. Tamam şöyle, o zaman market açtıysa şöyle canımız böyle altılı küçük bebe sütlerinden isterse uğrarız bir ara. Tamam. Eyvallah eyvallah. O zaman şimdiden haberini vereyim. Böyle bir araba işleri olursa da artık bizdesiniz ha. Tamamdır. Yarına bütün araba işleri bizde bu şehirde artık. Tamam, tamam. Hadi eyvallah, kolay gelsin. Hadi memnun görüşürüz abi, ben geçirip geliyorum hemen. Haydi tamam. Tamam. Sebo? Efendim benim. Seni bu duraya müdür yapacağım. Yap. Vallahi yapayım mı? Bir sekreter lazım ya, ne diyorsun? Madem ya, kadar bir iş. Ya yeter anasını satayım Sebo. Ama ya. Bir şey diyeceğim. Vallahi kestiririm ha. Yapma. Yemin ediyorum kestiririm, bak tepemi tasına attırma. Yapma. Tamam mı? Tamam. Tamam neyse, dur bakayım. Haydar. Lazım. Efendim abi. Bizim burada çalışacak iki tane mekaniğe ihtiyacımız var. Böyle güzel bu araba işlerinden anlayan. Abi, bir de bak genelde bu işlerden anlayan insanlar eski toprak oluyor. Böyle bir güzel bir eski toprak şöyle bir adamlar lazım bize. Şimdi iki sen tane, karakoldan falan haber gelmedi benim mi? Bildiğim bir adam var. Önceden mekanikte çalışıyorlardı. Bunlar bir iki olaya karıştı. Bunları mekanikten attılar. Tamam. Adamlar yazık. Sokaklarda yatıyorlar. Bizim o kanal var yani karakolun orada. Aynen. Orada yatıyorlar adamlar yazık. Onlara iş verebiliriz, hem sevaba girer. Tamam, burada da kalırlar zaten. O zaman sen olur, şey yapsana. Olur. Sen fırla, ben bir de geçeceğim, bir uyuyacağım artık. Büyük ihtimal yarın sabaha kadar uyurum ya, herhalde, uyuyor, bilmiyorum. Uyuyor. Mahvolduk. İki gündür uyumuyorum resmen. Bir geçeyim uyuyayım, dinleneyim. Sen de bu adamları bir ayarlayıp getirsene. Tamam ben şey yapıyorum onları. Hep görüyorum zaten, sıkıntı çıkmaz onun. Harbi tamam tamam. Herifle. Tamam güzel. Şöyle iki, kaç kişiler? Ya iki tane sağlam var. Diğerleri tamam, tamam. Emin değilim. Ya tamam tamam, iki kişi yeter ya. Tamamdır. Bize iki kişi lazım zaten. Şeyi kabarık gebedir. Tamamdır. Tamam tamam. İşte bacım, ondan sonra vurduysa da artık yapacak bir şey yok. Çok da önemli değil yani. Ejder abi iyisin ha. Ya bizim şey ya. Hadi görüşürüz, sen var yoluna oğlum. Ben sıkıntı yok. Eyvallah ablacığım, görüşürüz, kendine iyi bak. Şey ya ablan, ne oldu, bizim dükkana daldı da şu kapıyı kırıp ona özür dilemeye gelmiş. He yok ya, ne olacak ya. Olur ya genç adam, ne olacak. Aynen motorla aynen bir şey olmaz, sıkıntı yok. Abi şey yapacağım şimdi, yarına kadar bu mekanik işlerini halletsinler. Ben birazcık yatayım dinleneyim. Olur olur. Vallahi ben ya, de valla biraz ya uyuyayım. Aynen. Beyler dinlemek isteyen varsa böyle bir yatın dinlenin, böyle keyfinize bakın. Sıkıntı yok yani. Ben
Ben de zaten birazcık dinleneceğim şöyle. Yarına da alanımız hazır inşallah. Hep beraber oraya geçeceğiz. Tamam mıyız? Tamamdır. İyi geceler. Eyvallah. Rahatlık versin. Eyvallah beyler. Fehmi. Şöyle şuradan. Ne oldu? Bunlar kim? Sen görmedin mi bunları? Yok. Bizim yeni elemanlar lan. Tetikçilerimiz artık. Hayırlı olsun. Benim niye haberim yok? Sen şey dedin, gemideydin büyük ihtimalle. Doğru. Ejder abi hemen bayıldın mı? Ejder abi de yoruldu ya. Seboh ben de şöyle bir yığılıyorum buraya. Vallahi birazcık dinlenek yatak uyuyak. Hadi öpüyorum seni. Vallahi emanet. Eyvallah. Ben güzel, aç gözünü, dinle aşığın sözünü. Uyanın lan. Alo. Mekanik bitti. Alo. Uyanın lan. Nasıl yatmışlar? Ne oldu lan? Fehmicim bitti mekanik. Hadi. Fehmicim mi? Ne oluyor lan bir dakika? Ejder abi. Oo Ejdercim ne haber? Bitti mi mekanik? Rafık bir dakika. İsim bir dışarı çıkınsanıza. Bir çıkın iki dakika. Biz bir gel bir çıkalım bir. Ejdercim geçenki çok ağırdı ya. Lütfen yavaş ol. Gel Sebo. Buraya Sebo izleyeceğim mi? Ben sana ne dedim ben? Tamam. Ben çıktım. Fehmi bak şimdi bak. Ailemin delikanlısı geliyor bak. Hemen mi? Bak. Biraz fazla bakıyorum. Sıktım vidaları da. Adam ayağa kalkabildiyse eğer geliyordur. Heh. Geliyor bak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. İsterciğim ya. Gel kardeşim gel. Hadi gidelim ya. Gidelim. Şey bitti mi? Burada herkes uyuyor lan. Uyusunlar dur ses etmeyin. Tamam bunlarla işimiz yok gerçi tamam. Adamlar sabaha kadar uyumadı ya sesleri geliyordu. Aynen. Şimdi bu mekanik ne durumda? Mükemmel oldu. Valla bitti mi her şeyle? Bitti mi lan? Bitti. Adamsın lan kemmel sen helal oluyor. Sana. Helal. Evet. Dur bakayım şuraya çıkalım şimdi. Tamam. O Haydar nerede? Ya bu Haydar da mekanik işleriyle uğraşıyor bir tuval mekanik. Oy buraya duvar mı ördün la? Oha. Ay buraya duvar örmüş o zaman buradan geçiş yok. Aha. Bunlar o arkadaki ne adam lan? Haydar. Gençler inin. Aha. Abi getirdik ya. Aa selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekanikler dediklerin değil mi? Aynen abi, aynen. Beyler siz bu mekanik işlerinden anlıyor musunuz ya? O dayımla var ya biz alemin içinden geçtik mekanik işlerinden ama kimse bizim elimizden tutmadı ya. Vallahi tamam. Halledeceğiz o işleri. Tamamdır. İsimler neydi sizin? Benim Süleyman. Hikmet. Süleyman Hikmet. Doğru mudur? Doğru. Tamam. Süleyman mı? Süleyman. Süleyman diyorlar genelde. Tamam. Şu kim? Dibimden geçti lan Ajda beni izliyordu. Ajda abi tanıyor musun ya? Ne bileyim oğlum. Bunlar ha, tamam bizim şey lan. Mahir'in şeyi bacısı. Tamam. Tamam o zaman sıkıntı yok. Oğlum biz şimdi ne yapacağız? Diğer taraftan mı dolaşacağız? Oğlum, sen buraya niye duvar ördün ki ya? Duvarı kötü örmüşsün ya. Oğlum. Buraya arabalara çok güzel yer yaptım ya. Arabalara çok güzel yer mi yaptın? Evet. Tamam bir bakalım. İyi hep beraber bir gidelim. Arabayla mı gidelim yürüyerek mi gidelim? Yürüyerek gidelim yakın ya zaten. Beyler gidelim. Siz de arabayla gelin bakalım. Arabayla mı ya? Benim o arka taraf çok ağrıyor da. Bey bu arabalar sizin mi yoksa? Ben yürüyorum gelen gelir. Evet. Bu arabayı bilmiyorum ben hiç böyle bir yani görmedim ya. Bu nasıl bir araba böyle? Beyler rahat olun siz daha çok arabalar göreceksiniz. Siz gelin bakayım şöyle. Haydar Bey bizi doğru yere getirdiniz değil mi? Evet sıkıntı yok rahat olun. Beyler siz ben şöyle gelin burada. Sizle ayrıyeten konuşacağız. Şimdi mekaniği de daha biz ilk defa göreceğiz. Şu mekaniğe bir göz atalım. Ondan sonrasında zaten şey yaparız sizle konuşuruz. Dayım neredesin dayım? Şimdi dur bakalım. Dayım seni görüyorum. Nerede o bizim? Rafık. O ne lan logoya bak. Rafık koş. Oy! Arkadayım. Lan dönüyor. Oha. Tam istediğim gibi lan. O duvarı da örmüş. Oy kaplama çok güzel olmuş lan binanın. Bina kendine gelmiş yemin ediyorum. Yeni yapılmış gibi olmuş ha. Bir gidin bir içini görün. Herif harbiden yıkmış burayı. Oha Family Bond logo güzel. Vay. Oğlum reklamları çok güzelmiş. Oy. Oğlum bir şey diyeyim mi? Hayalimdekinden daha güzel lan. Buraya araba yıkama. Güzel arabaları falan da buraya çekeriz. Abi çok iyi park yeri. Çok güzel olmuş. Çalışacağız. Biz burada mı çalışacağız? O gençler siz bekleyin bir. Beyler halledeceğiz konuşacağız. Hadi canım. Yok artık. Oğlum ne biçim olmuş lan. Oğlum sen ne diyorsun ya? Organize sanayi bölgesi yapmış oğlum burayı. Ulan bu ne? Öf. Bak cam film kaplamalar bilmem neler. Efsane ötesi olmuş abi. Dilim tutuldu. Ay biz burada mı çalışıyoruz? Evet gözüküyor. Dayı. Buyurun oturun. Dayı biz ne? Tamponlar, namponlar, her şey. Aha! Var. Bak çetenin logosu da bu bak abi bak. Siyah beyaz yaptı onu. Oy! Tamam çetemizin logosu bu olacak. Mekanin logosu da sarı siyah. Oy! Altına da Bay Fehmi Yaman yazmış. Oğlum helal lan. Oy! Bak Türk bayrağı, Atatürk'ün imzası, Atatürk'ün fotoğrafı. Şş, aklıma ne geldi? Tarcanlar otoekspertiz şurada. Ne biçim adı? Dur bakayım. Bak burası boyama yerli. Bu ne lan? Kısaca her renk var yazmış.
Oğlum çok iyi lan. Çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel olmuş. Lan Rafık. Vallahi eline sağlık ha. Vallahi efsane ötesi. Oblulara bak. Rafık. Oğlum sen harbiden işin ehlisin lan. Anam Atatürk. Anam. Şu yukarı bak. Bu toplantı odası falan dediniz. Abi gördüm işte onları da. Efsane ötesi olmuş be. Çok iyi. Abi aklımın ucundan geçmezdi böyle bir yer olacağı buranın. Bak girişe de Bismillahirrahmanirrahimleri koymuş. Çok güzel lan. Lan yıkık döküp hurdalığı resmen ne hale getirmiş. Üst kata konuştuğumuz gibi toplantı yerlerini falan mı yaptın? Tam istediğiniz gibi oldu aynen. Tamam bir bakalım şu yukarıya da. Ay buraya da asmış Family Bond'u. Oğlum oy çok güzel. Elemanlar falan buralarda uyur. Tabii çok resmi şey olmuş. Tam profesyonel olmuş mekan. Allah Allah. Şu içeriye bir bak. Zen ofisi mi? He zen ofisi bu. Oy. Ana. Dayının lafın fotoğrafı da buraya koymuş. Bu evden aldığımız tablo değil mi bu? Evet abi. Heh tamam mis gibi lan. Dayıya çok güzel oldu olacak. Dayıya manyak sürpriz. Bak bir de dayıya ekstra nasıl sürpriz olacak biliyor musunuz? Haberi bile yok böyle bir şey yapacağımızdan. Bura benim dükkanın önü mü lan kamera? Benim Mersel. GTA 5 oynuyor lan abi. Vallahi kim kim oynadı en son burada GTA 5? Oğlum sen mi oynuyordun en son direkt? Bir tur. Ha, neyse. Ha, burada daha var. Adam her yere sistem dizmiş ya. Bu neymiş lan portakal çok elma? Çok güzel çok güzel. Organik şeyler de var. Ellerine kollarına sağlık. Burası toplantı salonu mu? Oy. Çok iyi. Bundan abi, sonra toplantılarımız burada o zaman. Daha ne isteyebilirdik ki biz ya. Vallahi 10 numara 5 yıldız. Çok güzel olmuş lan oğlum. Vallahi duygulandım ha. Ellerine sağlık. Çok güzel lan. Şimdi bu şehire reklamlarımızı falan da verelim Haydar. Pankart astıralım bundan sonra, her yere. Aynen pankart falan astıralım şehire. Jamie bir fotoğrafımı çeker misin şurada hemen? Ya gitse bu Allah'ım ya Rabbim ya. Ejder abi ne diyorsun? Vallahi her şey güzel olmuş da şu karşıdaki yarayanlı karizmayı ayrı bir güzel olmuş. Değil mi atamın fotoğrafı? Vallahi. Ah be çok güzel duruyor ya. 10 numara olmuş. Burada var ya iyi para da yaparız lan. Bu çakın şu Ed Furkan oyun falan ne acaba? Bunlar bilmiyorum her yere bir Furkan yazmış ya kimse o. Ne bileyim anlamadım vallahi ben nedir. Bu Family Bond bak bizim orada asmıyor. Team FYD ne anasını satayım. Bak bizim arabanın arkasında da o yazıyordu. Şey herhalde şeyse sponsor bağladıysa bazı olabilir, şeylere. Olabilir belki de reklam yerleştirmiş. Olabilir. Yüksek ihtimal öyle. Oğlum çok güzel ya. Aha o bilgisayarda ne açık? O ne la? Furkan diye birinin YouTube kanalı. Allah Allah. Bu ne diyorsun? Rafık sen yerleştirdin mi la bize şey reklamı? Oğlum ne yaptın la? Böyle ucuza getirmek için reklam mı aldın bir yerlerden? Yok, he yok. Rafık? YouTube'un en iyisi o. Ha YouTube'un en iyisi. Tamam şey yaparız ya. Evet. İzleriz. İyi bakalım. Oğlum çok güzel ya. Bu da bir dakika şimdi. Bizim şeyler nerede? Mekanikler. Beyler buraya gelin. Gelin. Niye dışarıda kaldınız ya? Gelin şöyle iş yerinizi gezmeyecek misiniz ya? Ya şaşırdık ya. Beyler şimdi tekrardan isimlerini soracağım. Kral senin adın neydi? Süleyman. Tamam. Senin isim neydi? Hikmet ben de Hikmet. Hikmet tamam. Sizin isminiz neydi? Benim Fehmi. Fehmi Bey bizi buraya çalışmaya layık mı gördünüz cidden ya? Ya estağfurullah abi olur mu öyle şey manyak mısınız ya? Abi ver elini falan öpeyim ben vallahi. Ya estağfurullah hayır saçmalamayın canım estağfurullah. Kardeş sizi buraya layık kılan şey emeğiniz işte ustalığınız. Aynen öyle. Abi, çok sağ ol abi. Biz buraya eyvallah. Bak böyle bir yer yaptık böyle bir yere de ne gerekir? İyi ustalar gerekir. Abi karşımıza da siz çıktınız nasip kısmet işleri bunlar. Beyler bundan sonra sizin duyduğuma göre kalacak yeriniz de yokmuş. Şimdi size bir şeylerden bahsedeceğim ben. Şimdi biz birazcık böyle bir sıkıntılı işlerle uğraşacağız. Aynı zamanda burada o elemanlar da kalacak. Onlarla birlikte siz de burada kalabilirsiniz. Gece gündüz hiç sıkıntı yok. Artık ev falan da hiç düşünmeyin bu işleri. Sokakta tamam kalmanıza abi, gerek çok yok. Sağ ol abim, sağ ol. Burada uyuyabilirsiniz. Yemek falan her şeyleriniz zaten şirketten hiç sıkıntı yok. Para falan olaylarında da hiç soru işareti yapmayın. Her zaman ne istiyorsanız karşılanır. Hiç merak etmeyin. Çok sağ ol. Size buraya araba vesaire de sağlarız zaten. Böyle istersiniz böyle izinli günlerinizde gezer tozarsınız dolaşırsınız. Hiç sıkıntı yok. İki kişi burayı evirip çevirebilir misiniz? Ne diyorsunuz? Bakın 4 kişilik mekanik alanımız, 2 kişilik boyama alanımız, bir tane de boyama yerimiz var. İçinden bile geçeriz abi. Öyle vallahi öyle. Eyvallah beyler. Tamamdır. O zaman hayırlı olsun. O zaman bir müdür beyinizle de bir tanışın. Sebo. Tekrardan. Bir şey diyeceğim abi. Hayır beyler. Hiç gerek yok böyle şeylere. Vallahi hiç gerek yok. Vallahi gel Sebo gel. Yarım saat önce müdür beyiniz, müdürünüz belki. Sebo. Tabi müdürünüz de Sebo Bey. Merhaba. Sen de elini öpeyim. Merhaba Sebo Bey. Merhaba. Ya Sebo öptürmesene gerizekalı. Ya niye ya? Mal mısın oğlum? Oğlum ben sana böyle mi öğrettim lan adamla insanlığı? Oğlum sen ne biçim adam oldun Sebo ya? Ya öpmek istedi. Yok. Tamam. Neyse beyler. Buranın sahipleri biziz zaten işte. Bir aile olarak yönetiyoruz burayı. O kadar değil. Kardeş siz de emekçisiniz oğlum. Ezdirmeyin lan kendinizi.
Aynen oğlum, ezdirmeyin kendinizi ya. Siz bak biz iyi ustalar olduğunuz için buradasınız. Her zaman hayır, boyumuz kadar incedir. Sıkıntı yok. Bundan sonra artık böyle dışarıda falan da böyle başınız belaya girer, herhangi bir şey olur, size birisi bir laf söyler, burada biz varız, tamam mı? Tamamdır. Tamam. Sen Haydar Bey sizden çok bahsetti vallahi. Eyvallah eyvallah, sağ olsun sağ olsun. Efendim, Haydar benim kardeşim gibidir ya. Efendim, efendim Mahir, abi. Mahir diyor ki buranın bize satan. Oğlum siz burayı ne yaptınız öyle diyor. Geri mi alsam sizden diye bak mesela. Tamam, 50 milyona satalım abi. Tamam beyler, iyi bakalım. Siz o zaman şu malzemeleri falan kurcalayın. Böyle size falan tamam, ne gerekiyor vesaire. Şöyle bakın, dükkanı tanıyın. Bundan sonra burası sizin sayılır, tamam mı? Tamamdır abi. Tekrardan çok sağ ol ya. Eyvallah eyvallah. Siz sağ olun. Siz sağ olun beyler. Eyvallah. Ben bir de şuraya bir not yazacağım. Şuraya bir not bırakmak istiyorum. Dayı ciddi misin ya? Şimdi şöyle şuraya gelelim. Hayatımızın meselen. Şuraya şöyle güzelce. Tamamdır. Hala inanamıyorum. Ya. Kenji tamam. Tik. Bella intikam tamam. Tik. Sırada Feyzullah ve Alexander var. Onların da kenarda notlu bir şekilde kalsınlar. Bu ne la buraya? Furkan Yaman HDD. Instagram hesabı mı bu? Neydir bu? Gel şu Allah, anlamadım. Neyse bakalım. Dursun bakayım. Bakalım abi dayım. İyi tamam. Oy oy. Allah bir indirmiş mi bu? Sana anlatamam bak. Manyak olay ya. Ne oldu lan? Allah Allah. Abi geçen illegal dövüşçüleri aldık da. Herife ne bir oldu? Vur, herif bana bir vuruyordu. Bir kreşeyi ben vurdum, indirdim adamı yere, göreceğim. Herif dövüşçü indirdin ha? Valla. Allah Allah, iyi bakalım helal sana. Sonra sıktım teaser'ı, kelepçeledik hemen. Suçüstü yaptık. Şşş, dükkan hakkında ne diyorsunuz? Abi müthiş ya. Müthiş. Böyle bir şey yok abi. Vallaha yok ya. Gerçekten. Aha bu ne lan? Aa yere bile yazmış lan Family Bond. Şu an gördüm ha bak bunu. Oha. Lan efsane ötesi. Ya vallahi çok güzel olmuş. Bu arada bakın, siz hep beraber gelin, bir size bir şey göstereceğim. Bir gelin gelin şöyle. Şu araba yıkama otomatik değil mi? Gelen yıkatabiliyor değil mi doktor orada? Evet evet. Süleyman abi şöyle bir çekil be. Şu nota bir bakar mısınız? Oy. Vay vay, tiklenmiş miklenmiş be. Aynen. Kenji tik. Belli intikam tik. Feyzullah ve Alexander var sırada. Bu da böyle gözümüz önünde dursun ki hiçbir zaman böyle unutmayalım. Güzel güzel. Beyler hayırlı uğurlu olsun. Siz dediğim abi, gibi abi. Dükkanı şöyle güzelce tanıyın, takılın. Tamamdır Femi Bey. Eyvallah eyvallah. Şimdi şu elemanları da bir çağıralım, onlar da bir görsünler Femi, burayı. Femi, doktor mesaj atmış. Ne diyor? Lepsiz akvaryum kuruyormuş da, bizim şey var ya, Rafet Olgun var ya akvaryum odasından. Ona diyor bir görüştürsen beni diyor. Ben bir yanına gibi, benlik var mı ya şey? Allah'ım yanına ya. Ya bu doktor nerede? Bir boş iş var hemen orada. Bak öyle avutuyor kendini işte. Allah'ım ya. Tamam oğlum, tamam abi sıkıntı yok. Kafa yanıyor bunlar işte, böyle sakinliyorlar. Hadi görüşürüz tamam, o zaman. Tamam tamam. İyi hadi görüşürüz abi. Biz de şey yapacağız zaten şimdi şu elemanları getirelim buraya bir. Şu dükkanı falan bir görsünler. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Heh. Dayıyı buraya getirmeden önce benle beraber girelim. Tepkisini merak ediyorum. Tamam tamam, ben de tepkisini çok merak ediyorum. Var ya dayının. O yas dolmuş herhalde ya. Dinleniyor baksana evde. Dinlensin, o üşüttü ya. Aynen aynen. Dur bakayım, ben şu elemanları da bir alayım şuradan. Sebo, şimdi biz bu adamları arabayla mı götürsek? Valla yakın, öyle ya, de olur. Ya da yürüyerek arabalara... De olur. Gerçi dur bakayım ya, dur halledeceğiz. Şunları bir uyandırak da önce. Herkes uyuyor mu hala? Ooo, bayılmış hepsi. La bu nasıl bir uyuma şekli? Beyler beyler, bir uyanalım artık, hadi sabah oldu, öğlen oldu, gel, akşama gel, gidiyor gel. Ya. Ne oluyor lan? Beyler kalkalım artık. Akşam oldu neredeyse beyler, hadi. Hadi beyler. Günaydın beyler, günaydın. Günaydın, günaydın, geçmiş günaydın, ya. Günaydın. Günaydın. Şimdi şöyle bir duralım. Size bir haberim var öncelikle. Evet. Mekaniğimiz hazır beyler. Biz bundan sonra orayı mekanik olarak kullanacağız. Şimdi sizi de oraya alacağım zaten. Orada konaklayacaksınız. Size oraya silahlar gelecek, arabalar gelecek, motorlar gelecek. Bütün plan program orada olacak. Aynı şekilde konaklamanız da orada olacak. Bütün işi orada çevireceğiz. Ama sizden bir ricam var. Gün içindeyken normal zamanda böyle hani bu çete vibe'ını çok vermemek için oralarda böyle hani çok belaymış gibi gözükmeyelim. Hani yukarıda toplantı odasında takılabilirsiniz. Sonra dışarıda kapının önünde takılabilirsiniz vesaire. Hani normal müşteriler falan da gelecek oraya. Hani insanları korkutmayalım. Tamam mıdır? Tamamdır. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hadi beyler siz bir gelin bakalım, şöyle yeni dükkanı size bir göstereyim. Şimdi Sebo. Efendim. Aa, oğlum Haydarlar arabaları almış lan. Ne ara geldiler aldılar oğlum. Şey yapsana. Dayının arabasını getirsene. Tamam. Beyler şimdi takip edin, çok yakın zaten. Biz yanımıza atlamak isteyen atlayabilir. Atlayın benim yanıma bir taneniz. Bir taneniz aynen Sebo'ya atlasın. 3 kişi beyler, siz o arabayı almayın. Yakın zaten, o araba kalsın orada. Bizim değil o araba. Ejder Bey'in. Tamam. Nasıl Sebo kardeş? Siz gelin. Yakın zaten. Ve beyler... Hemen bu silah dükkanımıza da çok yakın zaten. Mekaniğimiz burası. Vay vay vay, işi çok güzel gözüküyor. Şöyle hemen şunu da şöyle çekelim. Vay vay. Tamam. Vay 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 vay. Vay vay vay. Çok güzel olmuş. Gelin beyler şöyle. Gelmeyen var mı? Arkada kalan oldu mu ya? Oy.
Geliyor. Hoş geldiniz Fehmi Bey, hoş geldiniz. Yanar. Eyvallah eyvallah, hoş buldum Süleyman abi. Şimdi beyler şöyle bir etrafı dolaşalım. Nedir ne değildir tanıyın. Mekanımız bundan sonra burasıdır. Bu arkadaşlar da Süleyman abi ve... kardeş kusur, adın neydi senin? Hikmet, Hikmet. Heh, Süleyman abi Hikmet de burada bizim mekanik arkadaşlarımız, ustalarımız. Onlar da arabaları halledecekler burada. Onlar da bizim ailemizden sayılırlar artık. Süleyman abi bu arkadaşlar da bizim bahsettiğim bizim çete üyelerinden sayılır. O arkadaşlar da buralarda takılacaklar, konaklayacaklar. Tamamdır, anladım, anladım. Tamam, siz takılabilirsiniz. Ben böyle dışarıdayım. Tamamdır Fehmi. Abi gel bir gel. Oğlum siz ne yaptınız lan? Abi bak nakit para atıyorsun. Şunu çalıştırıyor. Yani çalıştır bakayım. Bak getirsene senin arabayı. Dur bekle bekle, benim arabayı sokalım. Geliyorum. Ben yeni yıkadım. Aa benim araba da kille ha, tamam. Oo güzel o zaman. Burada eleman çalışmasına gerek yok değil mi? Otomatik çalışacak. Aynen. Abi. Hemen bakıyorum. Oo 25 dolar fiyat da iyi ha. Yıkatalım abi. Yıkatalım mı abi? O, lan dur lan be. Bu onlar otomatik otomatik bunlar. Ha tamam abi, ben onu çekilin çekilin. Ya. Pardon. Oy oğlum direkt lob gibi yaptı la. Evet abi müthiş. Müthiş Bibo müthiş mükemmel. Güzel güzel, arabaları burada yıkatırsınız ya, tertemiz. İyi artık hiç uğraşmaya gerek kalmadı, elle falan uğraşmayız. Aynen öyle, rahatız bundan sonra. Beyler dediğim gibi siz yukarıda en çok takılacaksınız. Böyle çok aşağıya falan şey yapmayın. Böyle bir plan programı oldu mu halledeceğiz. Zaten biz buraya şimdi size arabalar tahsis edeceğiz. Motorlar falan getireceğiz. Onları da ne bileyim dışarıda işiniz olur başka zaman vesaire. Onları da kullanabilirsiniz, sıkıntı yok yani. Tamamdır kardeş. Teşekkürler. Eyvallah eyvallah. Şimdi buralar güzel. Oğlum dur bakayım, Haydar nereye gitti? Oğlum zaten otomatik yıkamıyor musunuz? Niye elinizle yıkıyorsunuz? Pastacılar çekiyoruz abi, dur. Allah'ım ya. Anlatıyorduk. Dur bakayım, ben şimdi bu bizim ustalar ne kadar iyi ustaymış, ben bir onu bir test edeceğim. Arabayı mı götüreceksin? Bir rengini değiştireceğim, sonra tekrardan beğenmedim ya diyeceğim, sarı yaptıracağım. Tamam tamam. Bir bakalım bakalım. Şimdi Süleyman Usta. Efendim Fehmi Bey. Şu arabaya bir farklı bir renk yapalım diyorum ya. Hemen hemen. Boyama yerine sokuyorum, bir halledelim şu arabayı. Gel abim gel. Bak koş bak, koşlanmıyorum. Tamam şöyle bıraktım. Bunu şöyle güzel bir kırmızı yapalım. Tam bir Ferrari tonunda. Tamamdır abi. Hikmet, en güzel kırmızı. Alayım. Tamam. Tamam, size kolay gelsin. Ben dışarıdayım. Seslenirsiniz bitince. Eyvallah. Aldım dayım. Tamamdır. Aldım. Beyler bakın bu etrafta çok dolaşmayın lan. Bak yukarıda bir toplantı odası falan var. Oralarda takılın. Tamam. Şurada mı? Aynen şurada bak. Yukarıda. Şurada. Şurada. Aynen aynen aynen. Şurada. Bak merdivenleri takip Yok edin abi. Oğlum gideceksiniz oraya. Sebu? Efendim? Sen ne yapıyorsun orada? Kanala abone oldum ya, YouTube kanalına. Ha kim şey mi, şu Furkan dediklerine mi? He aynen. Ha iyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Bu sekreter koltuğu ha yalnız orası. Ya işte. Abi yakıştı sana abi sekreterlik. Ya üst katta da oturdum. Çekmedim fotoğrafımı, dedim çek diye. Ya hadi öyle olsun, tamam. Yipo ne yapsak, satsak mı ya, ne diyorsun? Yok oğlum dursun, güzel güzel iyi. Audi'yi satak o zaman. Abi sen ne diyorsun? Sence satayım arabalardan ikisinden bunu birine? Mu? İkisinden birini satayım diyorum, Audi ya da bunu. Sana bir şey değil mi? Satabilirsin bence. Bize bir de para bir şey lazım. Konuşacağım şimdi. Haydar bu arkadaş politikle alakası var mı? Yok değil mi? Yok. Yok abi. Şimdi peki tamam, bu bizim illegal işleri biliyor mu? Biliyor kısmen. Tamam, güvenebiliriz yani. Aynen, hiç sıkıntı yok ondan. Tamam. Şimdi Haydar bak, biz bayağı artık açık açık bir çete olma yolunda ilerliyoruz. Logomuz adımıza kadar var. Evet, şimdi abi. Biz yeni arabalar alacağız. Bu arabaları kaplamalar yapacağız. Bu logolarla vesaire. Hani birazcık taşıyağımızı şehre koyacağız artık. Tamam. Ama bunun sonucu ne olacak? Birazcık artık polisleri de karşımıza almış olacağız. O çok sıkıntı olacak benim için. Aynen. Tamam, biz hani polislerle dost geçinmeye çalışabildiğimiz kadar çalışalım. Zaten bizim derdimiz yani kötü işler yapmak değil. Bizim derdimiz evet. Kötülerle. Zaten aynen. Öyle. O yüzden bu polislere de bu mesajı vermemiz lazım. Hani derdi bunu kötülerle olan bir... Biliyor musun? Nasıl yaparız? Bak şimdi tezgah kuracağız abi. Tezgahı da aslında harbi biz kurmuş olacağız. Sonra siz bunu devlete yardım olarak yardım babın öteceğini. Güzel, hani güzel, güzel. Sanki böyle bir şey... Bir çeteyi çökertmişiz de polise veriyormuşuz ayakları. Aynen, yardımcı olacağız. Güzel. Diyeceksiniz ki biz buraya hakim olan olay bizden çıkma. İlk tamam. bize öterler. Bize haberimiz olur. Biz size söyleriz ayağa. O tarz güzel. Bir şey yaparız. Tamam. Güzel güzel Sözleriz. Güzel. Tamam anlaştık. Böyle bir şey bir düzenleriz. İyi bakalım, süper. Onun dışında da araba halledeceğiz yarın. Yarın mı? Şöyle aklımda güzel bir araba modeli var. Vito'ları zaten o yüzden tekrardan sattırdım yeni almamıza rağmen. Tamam. Aynen aynen. Yarın çözeceğiz büyük ihtimal. Onun arabaları da güzelce kapladık mı? Öf. Oğlum. Şey olur o. Bizi bu hale onlar getirdi Haydar. Biz istemedik aynen böyle olsun. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Biz istemedik böyle olsun. Bak artık bir adımız var. Mekanımız var. Aile aynen bağları baba. Öyle. Bak şu logonun güzelliğine bakar mısın lan bu arada? Çok iyi abi ya. Harbiden çok iyi. Bak kuru kafa evet. İstediğinizde kuru kafa. İsterseniz de melek gibi adamlarız, anladın mı? Aynen öyle. Ya bundan da sonra tek. Bir sıkıntınız varsa da alırız yanınızı. Aha, dolaşırsınız kuru kafa gibi. Bak şimdi abi güzel, bu dediğimiz güzel. Tezgahı yaparsak benim sizin yanınızda çok gözükmemem gerekiyor.
gerekir. Gizli gizli gelmem gerekir buraya. Evet, yani aynen öyle Haydar. Çünkü senin her polis türlü sizi izlerler. Olacak gibi. Evet, kesinlikle. Biraz sıkıntı olacak. Ama işte senin de bir yandan orada kalman lazım ki artık bu Family Bond çetesidir işte ne bileyim. İçeriği bu... temiz tutayım. Aynen, mekaniktir. Hem içeriği temiz tutarsın hem bizim hakkımızda ne konuşuluyor. Bizim hakkımızda bir planlar var mı vesaire, bu bilgileri hep bize getirirsin. Bunlar önemli. Aynen, o yönden çok önemli. İşte onu bir şekilde ayarlarız. Ben artık tip mi değiştiririm, şapkamı takarım, nasıl gelirsem gelirim bir şekilde. Tamam Haydar, biz şey yapacağız. O işleri bir şekilde düşüneceğiz, halledeceğiz. Tamam abi, hallederiz ya. Bakacağız. Fener Bey, araba bitti. İstersen çay tamam. Bir şey hazırlayayım size. Süleyman abi, tamam, eyvallah, sağ olasın. Araba bitti mi? Bitti Fener Bey, bitti. Tamam, dur bakalım nasıl olmuş. Merak ettim lan abi. Oy! Buyurun Fehmi Bey, buyurun. Güzel güzel. Beyler ellerinize sağlık. Abi ya, bu daha mı iyi olmuş ya? Oğlum çok güzel olmuş gerçekten de işte Lori için sarı olmak kılır. Abi of ya. Oğlum çok. Çok beyler, iyi olmuş. Biz bir dolaşalım gelelim. Başka var mı abi? Eyvallah sağ olasın. Şimdi abi. Şey yapacağız. Biz bir dolaşalım gelelim bu arabayla. Tamam. Bu arabayı bir sarıya tekrardan bir değiştirelim, olur mu? Tamamdır. Tamam. Hiç sorun değil abim. Hiç sorun değil. Tamam, eyvallah beyler, sağ olun. Rica ederiz. Abi bu Aydan. Ne ya? Dayım, oğlum çok iyi olmuş ya. Lan. Arabanın heybeti bir kendine oğlum, gelmiş araba. Çok güzel olmuş yemin ederim ha. Bu Ferrari'ye yemin ederim be. Kırmızı gidiyor ya. Dur şu lori olayları bitsin de ya kırmızı ya siyah yapacağız zaten. Aynen abi. Müthiş durur. Oğlum çok güzel araba ya. Vallahi inanılmaz. Sen bunu zorda kalmazsak satma abi, dursun sen de. Ya aynen öyle, zorda kalmazsak olur mu? Ha şimdi bak çok güzel bir iş kurduk. Bu G kasa muhabbeti de çok güzel oldu. G kasadan da para gelmesi çok güzel oldu. Evet. Ama bak buradan da güzel para kazanacağız falan. Lan inşallah mis gibi olur ya. İyi süper. Rengini süper. Şurada ayarlattıralım. Aynen. Bu eski sarı tonu vardı ya, yine aynı ton olsun. Tamam. Dayım halledersen tamam. Sat. Eyvallah beyler. Bir şey değil abi. İyi bakalım. Aa benim telefonum mu çalıyor lan? Hallet dayım sen. Bir dakika. Ha siktir bu numara. Şey ben bir telefonla konuşup geliyorum Haydar. Tamamdır abi. Ben bir hemen telefonla konuşup geleceğim. Şimdi bir dakika, ha siktir. Alexander arıyor. Şimdi bizimkiler bir duymasın. Ne diyecekleri belli değil. Tam olayları anlattım bizimkilere ama ne olur ne olmaz yine de. Heh tamam. Heh, alo it herif, ne var lan söyle. Fehmi. Ne yaptın Fehmi? Başladık yine anasını satayım. Söyle. Özledin mi beni Fehmi? Çok özledim ya, sorma. Burnumu tutuyorsun biliyor musun? Hala gitmemişsin buralardan Fehmi. Hazırlanıyoruz, gideceğiz. Fehmi. Benim canımı sıkma Fehmi. Bağırma da ne söyleyeceksen onu söyle hadi. Fehmi bak canımda kim var Fehmi? Niko mu var yanında? Ver telefonu bana. Niko mu var? Aa konuş bakalım Fehmi. Niko. Fehmi abi çok korkuyorum. Niko. Çok utanıyorum. Niko iyisin değil mi oğlum? Sana zarar veriyorlar mı Niko? Çekip
alacağım.